Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara suresi 187. ayet. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Uhille lekum leylete siyamir rafathu ila nisaikum. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله سبحانه وتعالى bu ayette ayet yaptı ki sizlerge ruzanın keçesi de ayollaringizge koşuluşluk halal kılındı. Ular ayollar sizler üçün libastır. Ve sizler ayollar üçün libassızlar. Allah Teala sizlerini özlerinizge hıyanet kılıp koyadigan bölgenliklerinizi bildi. Ve sizlerini tavbelerinizi kabul kıldı. Ve sizlerini keçirdi. Mene indi ayollarınızge yakınlaşıyorlar. Ve Allah Teala sizler için yazıp koyduğun nesini talep kılıyorlar. Kara ipten, bamdat vaxtiden, tang vaxtiden, ravşan bugünüge kadar yiyorlar ve içiyorlar. Keyin ruzanı keçgeçe tamamlıyorlar. Tamamı kılıp, mükemmel kılıp tutuyorlar. Sizler mescitlerde akif, etikaftaki halatlarınızda ayollarına yakınlaşmıyorlar. Meneşüler Allah'ın hadleridir. Allah'ın kanunlarıdır. Ularga yakınlaşmıyorlar. Şimdi kılıp Allah Teala insanlarına uzunin ayetlerini beyan kılıp biredi. Şayet ki ular takva kılsalar. Suyuti eti yaptılar. Uhille lekum leylete siyami rafasu bi ma'nal ifda'i ila nisaikum bil jima'i. Ruza keçesi de sizlere rafas halal kılın diyebdi. Rafas degani ifda degani. Yakınlaşmak, koşulmak, birleşmek degan manada. Ayollarınızga bil jima'i şu cuma bilen. Nazala mashan lima kana fi sadri al-islam ala tahrimihi ve tahrimi l-ekli ve şurbi ba'den işe. Bu hüküm İslam'ın evvelinde cimanın haramlığı ve şahftandan keyin yemak içmakının haramlığına boyan hükmünü nesqigen halette keldi. Yani İslam'ın başında şahftandan keyin yemak içmak ve cima men kılınırdı. Ramazan keçilerde. Lekin bu ayet şu hükümde mensuh kıldı. Şimdi halal kılındı diyordu. Hunne libasun lekum. Ayollar sizler için libastır. Ve entum libasun lehunne. Ve sizler hem ayollar için libassızlar. Kinayetu an ta'nuqihime. Bu erkek ve ayol birbirini kucaklaştığından kinaya buluyordu. Ta'anuk. Unuk degeni, boyun degeni, birbirini boynudan kucaklaştığı. Yani kucaklamak degeni de Araplarda boynudan kucaklaştığı düşünülüyordu. Av ihtiyacı kulli minhuma ila sahibihi. Ya ki erkek ve hatun her bittesi şerigige muhtaçlığından kinaya buluyordu. Yani ne için Allah Teala libas diyordu? Desiz, libas insanın üstünde kendik bosa, libas tiki giyen bilen, kiyilge adam,
birbiriga qanday lozim malzum bo'lsa, doim birga bo'lsa, er xotin ham shunday. Libos bilan libosni kiyuvchiga o'xshaydi. Yoki birbiriga muhtoj bo'lganligi uchun. Albatta inson libosga muhtoj. Shuning uchun Alloh taolo bir-birlaringizga libossizlar, bir-birlaringizga muhtojsizlar deyapti. Alimallohu annakum kuntum tahtanuna. Tahununa anfusakum. Alloh taolo sizlar o'zlaringizga xiyonat qiladigan bo'lib qolishliklaringizni bildi. Ya'ni bil jima'i la tasiyam. Roza kechalarida jima qilishlik bilan o'zlaringizga xiyonat qilyapsizlar. Va qazalika li Umar va g'ayrihi. Bu amal Umar va undan boshqa sahobalarda sodir bo'lib qoldi. Umar ibn al-Xattob bir kuni kelib aytdi: "Ya Rasululloh, men Allohga uzr aytaman va sizga uzr aytaman. O'tgan kecha sabr qilolmasdan jima qilib qo'ydim xotinim bilan" dedi. Boshqa sahobalar ham kelib uzr aytdi: "Ya Rasululloh, biz qiynalib qolyapmiz" dedi. Va ta'zaru ila nabiy sallallohu alayhi va sallam kelishib uzrlarini aytdilar payg'ambarimiz alayhisalomga. Fataba alaykum qabila tawbatakum. Alloh taolo sizlarni tavbalaringizni qabul qildi. Va afa ankum va sizlarni kechirdi o'tgan xatolaringizni. Ya'ni man qilingan ishni qildilaringiz, uni kechirdi Alloh taolo. Fal ana mana endi iz uhilla lakum. Endi modomiki sizlarga halol qilindimi? Bashiruhunna jami'uhunna. Ayollarga yaqinlashinglar deyapti. Yaqinlashlikdan maqsad ham jimo. وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم و الله تعالى sizlarga yozib qo'ygan narsani talab qilinglar. Yozib qo'ygan narsasi nima? Ay abahahu min al-jima'i. Ya'ni Alloh taolam muboh qilgan jimo. Jimoni sizlarga Alloh taolam muboh qildi, shuni talab qilinglar deyapdi. Ya'ni jimo qilinglar deyapdi. Aw qaddarahu min al-waladi. Yoki Alloh taolo boladan taqdir qilgan, qadarda yozib qo'ygan shu bolani talab qilinglar. Ya'ni bola bo'lishlikka harakat qilinglar. Jimo bilan endi farzand bir-biriga lozim mavzum bo'lgan narsa. Va kulu va shrabu al-layla kullahu. Mana kechaning hammasida yeyinglar, ichinglar. Hatta yatabayyana yazhara lakum al-khaytul abyazu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Toki Ravshan bo'lguniga qadar, zohir bo'lguniga qadar sizlarga oqib, qorayibdan shu tong vaqtida. Ay as-sodiq, ya'ni fajrda maqsad sodiqdir. Bilasizlar, tong ikki xil bo'ladi. Biri sodiq tong, ikkinchisi kozib. Birisi to'g'ri, birisi yolg'on. Yolg'oni nima edi? Quyosh chiqadigan tarafdan to'g'riga bir nur chiqadi. Oppoq masu, xira bo'lib qorong'ilikda bilinib turadi. Biroz bir 15-20 daqiqa turadi, u yo'qolib ketadi. Keyin biroz vaqt o'tgandan keyin ufqqa tarqalgan ko'ndalang yorug'lik boshlanadi. Ya'ni birinchi uzun to'g'riga ketgan yorug'lik subha kozib deyiladi, yolg'on tong deyiladi. Keyin u yo'qolib turib, ko'ndalang bo'lib, yayilib ko'ringan oqlik esa subha sodiq deyiladi. To'g'ri tong deyiladi. Bu yerda maqsad fajrda maqsad sodiqdir. Keyingisi. Chunki birinchisi xuftondan hisoblanadi. U vaqtda saharlik qilsiz bo'laveradi. Agar xuftonda o'qiy olmagan bo'lsangiz, o'qisiz ham bo'laveradi. Vitrda o'qisiz ham bo'laveradi. Bu vaqtda bomda o'qisiz joiz emas. Keyin qaytarib o'qishingiz kerak. Bayanun lil khaytil abyazi. Bu fajr tong degan narsamiz oq ipga bayon bo'lyapti. Oq ipdan maqsad bomdoddir. Va bayonul asvadi mahzuf. Va qoraning, qora ipning bayoni esa hazb qilingan. Ay minal layli shibha ma yabdu. Ya'ni qora ipdan maqsad kechasidir. Ya'ni shunga ko'rinadigan narsa. Kechasi qorong'i bo'lib ko'rinadi, kunduzi esa bomdod esa oq bo'lib ko'rinadi. Shu ikkalasi bir-biridan ajraguniga qadar yeb ichilar deyapti. من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين ابيض واسود في الامتداد يعني o'sha oqlik ko'ringuniga qadar keyin g'obash g'obash degani kechaning
Saatleri degani. Kecha vaqtlari. Kecha hisoblanadi. Shomdan boshlab o'sha bomdodgacha bunga vaqt g'obash deyiladi. Vaqtning parchalari. O'sha g'obash kechaning soatlaridan cho'ziladigan vaqt bor. İkalasi bir-biridan ajrasin deyapti. Oqib va qorayib bilan film tidadi. Qarang, cho'zilishlikda, uzun bo'lishlikda. Ya'ni qorayib cho'zilyapti butun kecha, oqib cho'ziladi mana bomdod. Shundan kunduz boshlanib ketadi. Summati musiyama milal fajri ila layli. Keyin ro'zani bitiringlar fajrdan boshlab, o'sha tongdan boshlab kechasigacha. Ay ila duhulihi bi g'urubi shamsi. Ya'ni kechasigacha deyishdan maqsad quyoshning botishligi bilan kechani kirguniga qadar. Wala tubashiruhunna. Demak mana kecha quyoshni botishligi bilan oq boshlanyapti kechasi. Wala tubashiruhunna aynisakum. Va xotinlarga yaqinlashmanglar. Va antum akifuna muqimuna bi niyati al-i'tikaf fil masalid. Va holanki sizlar masjidlarda e'tikofning niyati bilan qoluvchisizlar. Mutaalliqun bi akifuna. Bu akifunaga mutaalliq bo'lyapti. Fil masalid kalimasi masjidlarda degani e'tikof qiluv e'tikofda turuvchi holatda. Masjidlarda deb. Nahyun liman kana yakhruju wa huwa mu'takifun fayajma'u imratahu wa ya'udu. Bu endi buni qanday tushunasiz buni? Masjidda jimo qilishlik kimaydi aqlingizga? Xotini masjidga kelsa, masjidda jimo qilsa bo'lar. Bunda emas. Bu masjiddan chiqadi bir odam e'tikofda. Uyiga boradi, jimo qiladi, keyin masjidga qaytib keladi. Shundan man qilyapti. Masjiddan tashqariga chiqib borib, uyiga borib jimo qilib kelmaydilar. Albatta, uydagi bo'lmagandan keyin masjidda ish bo'lmaydi. Tilka al-ahkamul mazkuratu hududullah. Bu zikr qilingan hukmlar Allohning hadlaridir. Haddaha li ibadihi. Bu hadlarni Alloh taolo chegara qilib qo'ydi. Haddun hududun degani chegaralar degani. Mamlakatimiz hududlari degani, mamlakatimiz chegaralari degani. Bularni Allohning hadlaridir, chegaralaridir. Ularni qullari uchun Alloh taolo chegaralab qo'ydi, chizib qo'ydi. Liyaqifu indaha. Shu chegaralarning oldida to'xtashlik uchun. Mamlakatlar o'rtasidagi chegaralarimiz shu qo'yiladi, odamlar to'xtasin shu yerda. Fala taqrabuha, bu hadlarga yaqinlashmanglar. Ablagu min la ta'taduha. Bu hadlardan oshmanglar degandan ko'ra yetukroqdir. Ya'ni haddingdan oshmagin degandan ko'ra hadga yaqinlashmagin desiz, yana ham qiyinroq, yana ham og'irroq, yana ham muhimroq bo'ladi. Al-mu'abbar bihi fi ayatin ukhra. Boshqa oyatlarda fala ta'taduha deb keladi. Hadlardan oshmanglar deb keladi. Shu boshqa oyatda shu wala ta'tadu deb wala ta'tadu deb ta'bir qilib kelgan, undan ko'ra fala taqrabuha degani bu oyatda kelgani yana ham yetukroq, mukammalroqdir. Kazalika kama baynalakum ma zukira. Shuningdek, ya'ni Alloh taolo sizlarga zikr qilingan narsalarni bayon qilgandek yubayyinullohu ayatihi linnasi. Alloh taolo oyatlarini insonlarga bayon qiladi. La'allahum yattaquna maharimahu. Shayot insonlar Allohning harom qilgan narsalardan saqlansalar. Bu oyatni yuqoridagi oyatlarga nima aloqasi bor? Ma'lumki, mana ro'zani masalasi. Alloh taolo ro'zani farz qildi, Ramazonda ro'zani farz qildi. Endi shu ro'zaga tegishli bo'lgan ahkomlarni zikr qilyapti. Aloqasi ma'lum. Ko'rinib turibdi.
Allah Teala aytibdi ki, rozaning kechalarida sizlarga rafas halol qilindi. Ya'ni ayollaringizga qo'shilishlaringiz halol qilindi. Suyuti aytgandek, islomning avvalida bu joiz emas edi. Masalan, sahobalar Ramazonda iftor qildimi? Masalan, quyosh botdimi? Yeb, ichib va jimo qilib olishlik kerak. Agar uxlasa, masalan, quyosh botdi, keldi, og'zini ochdi. Su içdi, yoki xurmo yedi, yoki esa yemadi, uxlab qoldi. Uxlab qolsa, saharlikgacha biror narsa yeyishligi joiz emasmi? Saharlik ham qilolmasa, shu holatda u ketaveradi. Ya'ni yarim kechada uyg'ongandan keyin yeyolmaydi, ichmaydi va jimo ham qilolmaydi. Avvalgi hukm shu edi. Lekin sahobalar qiynalishdi. Bir sahobiy keldi, charchab keldi-da. Shu og'zini ochdi-yu, ayoli taom olib kelguncha uxlab qoldi. Ayoli taomni olib kelib qarasa, eri uxlab yotibdi. Mahrum bo'lding hammasidan, ey mahrum dedi. Nima qilib qo'yding sen? Sen sabr qilsang bo'lmasmidi? Uyg'otdi, u ham uyg'ondi-yu, endi yalmaydi hech narsa, ichalmaydi. Ramazonda ham ro'zasini tutish kerak, farz. Tutdi-da ertasi kuni peshinlariga borib, o'zidan ketib qoldi, behush bo'lib qoldi. Va Umar ibn al-Xattob bir kuni o'sha vaqtda jimo qila olmadi, yarim kechasi uyg'onib, keyin ayol bilan jimo qilib qo'ydi, sabr qila olmasdan. Boshqa sahobalarda ham shunday narsalar sodir bo'ldi. Keyin kelishib payg'ambarimizga shikoyat qilishdi, ya Rasululloh. Bizda shunday xatolar, kamchiliklar sodir bo'lib qolyapti. Bular joiz emas edi aslida. Degandan keyin Alloh taolo aytayaptiki, mana endi halol qilindi, deyapti. Halol. Kechalari jimo qilishlaringiz sizlarga halol qilindi, deyapti. Uhilladan ma'lum bo'lyaptiki, demak harom ekan. Oldingi hukm harom ekan. Yeboq, ichmoq, jimo harom ekan. Qarang. Go'yoki ikki tarafdan bo'lyapti turgandek. Kunduzi ham mamnun bo'lyapti. Shom vaqtida yeb ichib olasiz, jimo qilasiz, keyin butun kechasi saharlikgacha yana joiz emas. Saharlikni qilasiz, shunda yana kun bo'yi yemoq, ichmoq, jimodan mamnunsiz. Shunday holat edi. Qani o'sha holatiga sahobalar rozi bo'lib taslim bo'lishdi, e'tiroz qilishmagan edi. Bizga hozir mana eng mukammal holati, eng yengil holati aytilinyapti. Musulmonlar shuni qilgisi kelmaydi. Faqat kunduzi man qilingan xolos, kechasi, butun kechasi xolaganingcha ye, xolaganingcha ich va xolaganingcha jimo qil. Bizga shunga ham e'tiroz qilishadi. Qiynalishadi shunga ham. Yemoq ichmoqqa emas. Kunduzi roza tutishlikka qiynalishadi. Qiyin bu. Nima hikmati borki, shuni qilmay qo'yversa bo'lmasmikan? Bir yo'llari yo'qmikan? Deyishadi. Allohdan qo'rqish kerak. Islomning avvalidagi hukm yana ham og'irroq edi, sahobalar taslim bo'lishdi. Sabr qilishdi. Lekin inson qarang, sahobalar ham inson, xatolar sodir bo'lyapti. Ularda bizdan farqi nima? Ulardan xato sodir bo'lganda darrov Alloh va Rasuliga qaytardi. Xatosini bo'yniga olardi, e'tirof qilardi. Xato qildim, gunoh qildim derdi. Va nima qilsam o'zimni tuzataman derdi. Bizning zamondagi insonlar xato qilsa nima bo'pti deydi. Nima ishing bor deydi. Xato qilding, sen xatokor emasmisan deydi. Seni gunohlaring sanab beraymi deydi. Tanishganimizdan beri kuzatib yuribman seni deydi. Daftarlariga yozib to'lib ketgan daftarlarni. Bir kun men ham xato qilganimda nasihat qilaman deyishingni bilovdim men deydi. Shunday o'qigan musulmonlar, qani xatosini tark qilmaydi.
Hatasiga istig'for aytmaydi. Darosi bilan janjal to'paran qiladi. Men nima qildim? Nima bo'pti? Nima yo'ndi deyapsan? Bu din emas-ku, bu islom emas-ku bu. Biz islomiy xonadonlarda tug'ildik. Musulmonman degan odamlar farzandlarimiz. Kichkina yoshligimizda musulmonman deb tug'ilganmiz. Ammo islomi yo'q hayotimizda. Qur'on hadisga bo'ysunimiz kelmayapti. Sahobalar mushrik oilada tug'ilishdi, mushrik bo'lib yashadi. Ama terbiyesine karayın, Kur'an hadisi gelirken susuz itaat kılışı yaptı. Allah'tan korkuyorduk, özümüzü ıslah kılıyorduk. Hata kıldık mı? Doğru, Allah'a tavla kılıyorduk. Burada nasihat kısa, kabul kılıyorduk nasihatını. Hasan Bölkan'ı başkalar. Sahabelerde şu tavazusu karın. Siz kançalı tavazu okusuyuz. Kançalı Allah'tan korksuyuz. Allah-u Teala sizi keçirir adı. Allah-u Teala sizi merhamet kılır adı. Sahabeler kelim hatasını tan aldı. Allah-u Teala halal kıldı. Karın sahabelerde ahlakını, güzelliği, ihlası, tavazusunu bereketinden bize faydalanıyoruz. Kıyamet gece hemen halal kılındı. Uhille. Halal kılındı bunarsa. Ruzanın keçilerde rafes. Ayollarizga rafas jima yaqinlashlik halol qilindi. Rafasun degani aslida jimoga dalolat qiladigan har narsa. Jimoni o'zi yoki shu jimoga tegishli bo'lgan gaplar, bir-birini jimoga da'vat qilishlik va uning muqaddimatlari, boshlanishliklari bular hammasi rafas deyiladi. Hali keyinroq haj masalasida oyatda Alloh taolo zikr qiladi. Fiqh kitoblarida hadislarda o'qidilaringiz, hajda rafas joiz emas. Ihromdagi odam rafas deganda jimo, jimo to'g'risida gapirishlik va jimoni muqaddimatlari. Jimoni muqaddimatlari nima? Ya'ni eri xotin bir-birini ushlashligi, o'pishligi, quchoqlashligi. Bular hammasi ihromda joiz emas. Endi bu yerda rafasdan maqsad jimodir. Jimo degan ma'noda. U joiz emas. Rafasda ikkita ma'nosi bo'ldi mana. Lug'atdagi ma'nosi boshqa u. Lug'atdagi ma'nosi mutlaqo yaqinlashlik. Lekin shariatda anladigan ma'nosi ba'zan faqatgina jimoni ma'nosida keladi. Ya'ni jinsiy aloqa. Ikkinchisi ham jinsiy aloqa va jinsiy aloqaga olib boradigan gaplar va harakatlar. Fe'llar. Bu yerdagi rafasdan maqsad faqatgina jimodir. Unga diqqat qilinglar. Hajda masalasida esa kengroq bo'ladi. Masalan, rafas, ya'ni ro'zador odam ayolini masalan o'pishligi yoki quchoqlashligi harom emas, joiz. Ya'ni oldin ham joiz edi, hozir ham joiz. Ro'za tutgan odam agar eri va xotin ikki taraf ham o'ziga ishansa, ya'ni mani chiqib ketmasligiga ishansa, nafslariga hokim bo'lgan kishilar bo'lsa va jimo qilib qo'yishmasa, unda ro'zador holatida kunduzida eri xotin bir-birini quchoqlasa o'psa bo'laveradi. Payg'ambarimiz alayhisalomdan hadis bor. Oyisha onamiz aytadilar, rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz alayhisalom ro'zador holatlarda Oyisha onamizni o'pardilar. Abu Davud rivoyat qilingan hadis. Hattoki o'sha ro'zador holatida Oyisha onamizni tilini so'rardilar. Demak, bu masalalardan ko'p masalalar kelib chiqardi. Birinchisi ro'zaga tegishli masalalar. Ro'zador odam xotinni o'psa bo'laveradi. Xotin ham erini o'psa bo'laveradi. Va masalan labini so'rsa, tilini so'rsa bo'laveradi. Ikki taraf ham bir-biriga. Ama ağızdaki su başka mesele. Söyledi mi? Ağızdaki su da içmeydi. İkilesini erleştirmezdi. Bazı avamlar daro etrafsızlardı. Ağızdaki su içi. Bu başka. Su deme yapız ki o. Lab de yapız. Tıl de yapız. Şunun farkını bilmeyiz ama. Avam dindi kıyın kılıç talihdi. Dindi kıyın kıvaletti. Ki bunu amal kılar mıyız ki bunu? Dur, sürüp koyuşardı ki. Asan kılıp görseniz hayran bulur. Aslında aldığın müllerler büzüp koyuyken de adamlar
avamda fitratını büzüp koygan, Müslümanlarda büzüp koygan. Ve eri hatında ortasındaki muhabbet kanı, rozadar halatdayam, İslam ayetiyyaptı ki eri hatında ortasında muhabbet bulsun diyaptı. Hazır ki Müslümanlar için eri hatınlar, roza bulmasayam. Bizge ne dedi? Hususel Özbeylerde düğünge kiri yapsın, kavağını salıp, kirişin gerek, hiç tevessüm kımagin, hatınınge hiç külmagin deyiz. Çiğin akını göstermagin deyiz. Ne demek etsin, bu masanın başına çıkmalar deyiz. Karın, bileyim ben de o hatınlar şimdi spor kıyamıyken bir pasta bunun başına şüphedip çıkmasa. Bu eren muzu zayıfkine el bulsa, bile sınıp gitse, şimdi korkutuşardı. Lekin İslam'da karın, er hatında ortasında muhabbetke davet kılıyordu. Allah Teala aytayapti, ayet nazil bo'lyapti, qarang. Ayollaringizga qo'shilishlaringiz halol qilindi, deyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom hayotida ko'rsatib beryapti. Islom mukammal. Ama shu sohalarda bizda ahli ilm bu narsalarni aytmaganligi uchun bu aytolmaymiz bu narsalarni. Uyalamiz, deyishadi. Gunohlardan uyalishmaydi. Hayron qolasiz. Masalan, haqni inkor qilishaveradi, Alloh hukmlarini yashirishaveradi. Ayola hijobsiz yuribdi, unga hijolat bo'lmaydi. Qizi hijobsiz yuribdi, unga hijolat bo'lmaydi. O'g'li aroq ichib yuribdi, hijolat bo'lmaydi. Oyatni tafsir qilgani hijolat bo'ladi. Uyaladi. Qani? Shunday bir uyatchan odamlar bo'lib ketgan. Hadisdan gapirgani, payg'ambarimizning hayotini tushuntirgani uyatadi bular. Agar bizga o'xshagan birortasi aytsa, bu qadar bo'ladimi? Bu ilm emas bu. Ahli ilm sifati emas. Bu narsalar gapirilmaydi deydi. Huzurlarga aytamiz ki bunu biz gapirmayapmiz ki bunu Alloh aytyapti. Uhilla lakum laylatassiyami arrafasu ila nisaikum deyapti. Alloh aytyapti ki bunu. Hadis kitoblarida payg'ambarimizning shu amallari kelibdi ekan. Agar sizlar shunchalik yomon ko'rsalaringiz, bo'lmasam qaychini olib keladi, qiyib tashlanglar shuni. Qani? Qiyib tashlanglarchi shu oyatlarni. Yoki shu oyatni bir qori namozda o'qisa, namozi bo'lmadi deysizlarmi? Ha? O'sha e'tiroz qilayotgan domlalar namozdan chiqib ketadimi? Bu qori uyatsiz ekan. Shu oyatni o'qidi-ya namozda. Deydimi? Uhilla lakum laylatassiyami arrafasu ila nisaikum deyapti-ya uyalmasdan. Avomlar tushunmaydi, ammo men tushunib qoldim buni. Biz namoz o'qigani kelsak, sen Ramazonni kechasidagi jumodan nimaga bahs qilyapsan? Desin. Deyalmaydi-ku. Ha? Tarovihlarda qorlar mana xatm qiladi, shedlar tashab o'tib ketishadi. Men o'tib ketdim. Hammasini o'qiydi-ku. Beshara domlalar, mullalar e'tiroz qilmasin. Hali ko'p gapni eshitadi ular. Hali keyingi oyatlar bor. Bundan ham shukr masallar bor. İslam hamma narsani mukammal etadi. Endi shuni Qur'on hadisda kelgandan keyin aytishingiz kerak bu narsani. Lekin Alloh taolo rafas deyapti. Qarang, shuni ochiq aytmayapti. Qo'shilishlik deyapti. Shuni qog'ozga o'rab chiroyli qilib gapirasiz. Gapirasiz-u qog'ozga o'rab chiroyli qilib gapiring. Masalan, o'zingiz tilingizda qo'pol gaplarni gapirib olmaysiz. Dehqonchasiga yoki cho'ponchasiga qilib yoki tog'dagilar qanday gaplashyapti degan bo'lsa, ko'chadagi bolalar qanday gaplashyapti degan bo'lsa, unday gapirib olmaysiz. Adabiy qilib gapirasiz. Mana Alloh taolo rafas deyapti. Qarang, odob. Alloh deyiz zot chiroyli qilib gapiryapti, lekin gapiryapti, gapiring. Shuni gapirmaganligi uchun yoshlarimiz bir domlani oldiga borib, agar so'rasa shu masalalarni. Uylanish to'g'risida so'rasa, uylanishda odoblari qanday bo'ladi? Uylangandan keyin qanday bo'ladi? Ayollar bilan qanday muomalada bo'lishligimiz kerak? Desa, yoki mana ro'zador holatda, sen domlalar surkib baqirib beradi. Behayo, uyatsiz. Uyatmaysanmi? Qurib ketdim masala. Dedi ki, nima bo'lyapti yoshlarimiz? Xolasa xolamasa bu masalalarda kofirlardan o'rganishga majbur bo'lyapti.
kafirlerin kinalarına karab, filmlerine karab, onların gazetelerini okup, onların jurnallarını okup, onların kitabını örgenip, onlara ergeşke mecbur buluyordu. Çünkü İslam tarafından kürsetilinme yaptı bu. Çünkü hazırdaki yaşlarımız köpçülüğe kafirler geri geçip gidiyordu. Ama İslam kürsetilse, İslam'da hemen ise mükemmel, eri hatında ortasında ki bütün mesele beyan kılın yani. Hani Ramazan halatı da öpüp tılını soru yaptı. Yani bunu siz Müslümanlar geçeceğiz hayran buladı. Huttu tuhmat kıl yaptırken de sizge karışadı. İştirmeyen bu yapılardı. İştirilmeyen, yaşırılmayan bu meseleler. Yaşlarımız bir de hadiste tercümelerden okusa kitapta eğlendirip karaydı. Gözünü işgalayıp durup şu hadis hakikaten şuna kalmıyor ki nahat ki peygamberimiz şunu diye kıyam olsa. Burası da damla etmedi ki bunu. Bunu hiç kimi etmeye koyuyor bu sırf bu kalırsın. De üyem etken o korku bir oradı. Lekin İslam mükemmel, nihayet de güzel. Eri hatında ortasında en mükemmel alakanı örgütendi ve savap buladı. Hem savap, hem cennet kebaraz. Dünyada hem lezzet, ahirette hem lezzet. Erkek tarafı denem, hatın tarafı denem. Ve ailenin müstehkem kılıyordu. Ama bu neseler etilinmese, yaşlarımız erkek bulsun, kız bulsun, kafirler yeri yeşbiti yaptı da, rasvalik, kermendeçilik ve günah. Dünyada hem kar, ahirette hem kar. Ayollarınızga qo'shilishlaringiz halol qilindi deyapti Alloh taolo. Halol bo'ldi deyapti. Endi bir de bir savol bor. Nimaga uhilla deb majhul keltirilyapti? Masalan men halol qilib berdim desa bo'lardi-ku Alloh taolo. To'g'rimi? Uhilla deyapti. Alloh taolo bu yerda qarin, men hozir bunchani sharhlaganimi sababi muhim masalani shu jimo qilib ko'rsatyapti. Bu yerdagi muhim masala jimo masalasi. Zaten sahabalarda kelib shikoyat qilgani ham shu bo'lyapti. Umarni kelib shikoyat qilganligi. Jimoni masalasi, er-xotinni qo'shilishligi. Uhilla ar-rafasu. Rafaslarga halol qilindi. Asosiy mavzu, asosiy masala rafasdir. Jimodir. Er-xotinning qo'shilishligi. Shuning uchun uhilla deyildi. Qani foili hazb qilindi-da, maful foilni o'rniga turdi. Bo'lmasa men sizlarga rafasni ar-rafasa bo'lishlik kerak edi. Ahlaltu lakum laylatis siyami ar-rafasa bo'lishlik kerak edi. Sizlarga ro'zani kechasida rafasni halol qilib berdim deyish kerak edi. Lekin Alloh taolo diqqatimizni rafasga tortyapti. Jimoga. Er-xotinning o'rtasidagi muhabbat. Er-xotinning o'rtasida muhabbat bo'lgandan keyin albatta ummat ko'payadi. Er-xotin qancha bir-birini yaxshi ko'rsa, ummat ko'payadi. Ko'paysin ummat. Endi Alloh taolo ayollarning fazilatini aytayapti. Jimoga targ'ib bergandan keyin albatta insonlar ikki xil. Ba'zilar uylanganlar, xotini borlar. Xotini borlar ham ikkiga bo'linadi. Haqiqatda bor, ikkinchisi rasmiyatda bor. Mesela rasmiyatda bari kandik, uylangan, vatanı yakıp büyüken, ozu yürüptü dünya kezip. Seyyah, terki dünya kıyken bu. Rahip. Bu caizmez bu. Er-xotin birge buluşluk gerek. Bazen bir seferler kılınadı, vaktin çelik, başka mesele. Bir mecburiyet var, başka mesele. Bu mesela ilacı barışı, birle buluşluk gerek. Bana, xotini büyüken kişiler, ailesi büyüken kişiler, ular uchun Alloh taolo targ'ib beryaptiki, hunna libasun lakum. Ayollar, ayollaringiz bor-ku, ular sizlarning liboslaringizdir, deyapti. Sizga hozir bir odam yaxshi libos hadya qilsa xursand bo'lasizmi? Qara. Libos, oddiy libos hadya qilsa qancha xursand bo'lasiz? Hozir
libosdan kinoya qilinib turgan ayol. Ayolda bo'lishiga qanchalik fazilat. Ayol bir insonki, Allohning quli, büyük bir ne'mat. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, mu'min kishiga Alloh tarafidan berilgan ne'matlarning eng kattasi taqvodan keyin al-mar'atu soliha. Soliha xotin deydilar. Qarang. Taqvodan keyingi eng katta ne'mat soliha ayoldir. Shuning uchun ayoli borlar Allohga yig'lab duo qilsinki, Allohim ayolimni soliha qiling deb. Namozlari, duolar qabul bo'ladigan vaqtlarda. Albatta o'zi ham solih bo'lsin. Solihani eri ham solih bo'lishi kerak. Endi ikkinchi sinf insonlar bor, ayoli yo'q, uylanmaganlar. Uylanmagan insonlar. Ular to'g'risida hunna libasun lakum, ayollar sizlarni libosingizdir deyapti. Siz aytasizki, biz uylanmadik. Yo'q-ku bizda ayol desa, unda sizlarda liboslaringiz yo'q. Shoshilinglar. Qachon kelsa libossiz yurasizlar? Libossiz sizlar, libos yo'q. Mana libossiz odam qanday bo'lsa, shundaysizlar. Undan ham ko'ra xatardasizlar. Hunna libasun lakum deyapti. Ayollar sizlarni liboslaringiz deyapti. Demak, Allohga duo qiling. Qarang, taqvodan keyingi eng katta ne'mat bo'lyapti. Va libos bo'lyapti-ya. Haqiqiy libos bilan Alloh taolo libos deb turib qasd qilgan ayolni siz bir-biriga bir qiyos qiladigan bo'lsangiz, ya'ni 100 mingta libosdan ko'ra ayol kishi qiymatli-ku, to'g'rimi? Butun dunyo va uning ichidagi narsalardan ko'ra qiymatli. Inson bo'lganligi uchun, Allohning quli bo'lganligi uchun. Xususan mu'mina bo'lsa, taqvodor bo'lsa, hech qaysi ne'mat unga teng kelmaydi. Endi bunchalik büyük ne'mat bo'lgan bir libos bor. Oddiy sizni kiyib yurgan libosingiz bor. Oddiy libosingiz bo'lmasa qancha harakat qilasiz? Shuni olishlikka. Ha? Libossiz yurishlikka rozi bo'lmaysiz. Endi bu qiymatli libosni hosil qilishlikka harakat qilishlik kerak. Va bu liboslik faqat bir tarafdan emas. Va antum libasun lahunna. Sizlar ham ular uchun libossizlar. Qarang. Erkaklar xafa bo'lmasin, ularda ham qadri baland. Ular ham ayollar uchun libos. Ikkalasi bir-biriga libos bo'lyapti. Qarang, bir-birini to'ldiryapti. Alloh taolo jimoni halol qilib turib targ'ib beryapti, qarang, uylanishga targ'ib beryapti. Uylaninglar deyapti. Uylanmaganlar libossiz deyapti. Erkak ham libossiz, xotin ham libossiz. Libosi yo'q, kiyimi yo'q. Nimaga libos deyilyapti? Mana Suyuti ikkita ma'nosini aytdi. Bir-biriga muhtoj bo'lganligi uchun, libosga muhtoj bo'lgandek, ayolga muhtojsiz. Ayol kishi ham erkakka muhtoj. Va libos bilan badan bir-biriga qandek bir bo'lsa, ayol bilan erkak ham mana shundaydir. Birdir. Xususan jimoni masalasidan keyin zikr qilingandan keyin ayol va erkak o'sha jimoda birlashishligi. Juda yaqinsizlar bir-birlaringizga deyapti. Libosingiz badaningizga qanday yaqin? Shunday yaqinsizlar bir-birlaringizga. Yana rostiga libos sizni avratingizni berkitadimi? Badaningizni berkitadimi? Ayol sizni ayblaringizni berkitadi. Va siz ayolda ayblarni berkitasiz. Bo'lsam ayblaringiz chiqaveradi. Va ko'zingizni ham berkitadi.
İki taraf diyem ki özünü bir kitadı. Hayalıyız bu mesela mecbur. Köçeye çıkkanda köyüz alayıp göleyip yürü oraz. Erkek olsun, hatun olsun, bu hammaga tegishli bo'lgan masala bu. Çünkü Allah Teala bütün insanları şuna şahvatli kılıp yaratgan. Bunun başka çaresi yok. Fakat şeriatga muvofiq, sünnetga muvofiq uylanadi, nikah qiladi, shu bilan to'siladi. Bu ayiblaringiz to'siladi. Günahlardan to'silasiz. Bo'lmasam günahingiz chiqaveradi, günahingiz ortib ketaveradi. Erkek kişini hem günah köpeyip getiriyor adı, hatın diye hem günah köpeyip getiriyor adı. Ülen mesela. Bir adam hakikaten libasız halette, avratı açık köçede yürüptü. Kancalı köp yürse, şunca şermende bu gendik. Ülen mesela yürgeler, kancalı köp yürse, şuncalı zarar kıladı uzları ya. Şimdi hazır ki yaşlara etçi mümkün, bizi zamanda üyleniş kıyın ki o. Dese, bizi zamandaki üyleniştiydi, kıyınlığı başka mesele. Lekin İslam'daki üyleniş başka mesele. İslam'daki üyleniş ne hayatta asan? İslam'da üyleniş ne hayatta asan? Ve üylengendeki ne yaşayacağım asan? Lekin, adamlarımız üyleniş diye mi kıyın kıvaldı? Aile hayatı niye mi kıyın kıvaldı? Nasıl yaptılar? Gözlerinin en üstü yaptılar. Taylarip, marmaz koyup, kutu bir şey. Şunun için siz bidiyatlarga, hurafatlarga, urf adatlarga emez, Kur'an-ı Hadis geri geçin. Libastır. Bunu doğrusu başka ayet hadisler köp nihayette. Ve bu mucizedir. Erkek ve ayol birbiriga muhabbat qilishligi, birbirini to'ldirishligi bu mucize, Allohning mucizasi bu. Oddiy narsa emas bu, yengil narsa emas. Befavolik qiladigan narsa emas bu. Yana aytiladiki, kimiki uylangan bo'lsa, uni dini mukammal bo'ladi. Qarang. Uylanmagan bo'lsangiz, diningiz ham noqis. Ba'zan ba'zi chollar aytib qoladi. Uylanmaganlar imomlikka o'tmasin deydi. Qarang, o'tgan ulamolarimiz uylanish masalasiga shunchalik e'tibor berganki, uylangan, oilasi bo'lgan bir olim turganda, uylanmagan olim qancha katta olim bo'lsa bo'lsin, uni o'tkizishmasdi. Sen o'talmaysan. Birinchidan libosing yo'q. İkinciden dini nakız. Üçüncüden en mühim sünnetki amal kımapsan. Törtüncüden bunu zararlarını görüp yürüpsen sen. Anıq o. Anıq zarar kılas. Allah Teala tergib bir yaptı. Ular sizler için libastır. Ve sizler ular için libassızlar da yaptı. Yani, libasun nakira kılıp etirdi ki bir de manası ken yonu. Qancha shahlasiz chiqaveradi shuncha yetadi. Bo'lmasam tafsir darsimiz chala qolib ketmasligi. Alimallohu annakum kuntum taxtanun anfusakum. Sizlar o'zlaringizga xiyonat qiladigan bo'lganliklaringizni Alloh bildi. Allah bildi sizlerde hıyanetleriz. Yani hıyanet kılıyapsılar. Nemeye hıyanet deyipti bunu Allah Teala? Yani şu keçeleri hazır yukarıda ettik. Roza başlandı mı? İftar kıldız. Ondan giyin. Kuftan başlangenden giyin. Yemak, içmak, cima men kılın geldi. Haram idi. Şunu hemen bilirdi. Lakin bazılar cima koyuyordu. Bazılar yiyip koyuyordu, içip koyuyordu. O mahi böyle yaptı mı? Umarga o'xshagan iymoni mustahkam kishilar kelib aytayapti Rasulullohga. Endi ba'zi sahobalar uyalib aytalmayapti. Tavba qilyapti, Alloh meni kechirgan, qaytib kelmaydi deyapti, lekin yana ba'zan bo'lib qolyapti degan bo'lishi mumkin.
Allah Teala şu aytgan aytmagan hammasini jam qilib taxtanuna deyapti. Xiyonat qilyapsizlar deyapti. Xiyonat bu yashirincha bo'lganligi uchun xiyonat deyilyapti. Demak shariatga xilof qildingizmi bu xiyonatdir. Alloh buni xiyonat deyapti. Og'ir gap bu. Sahobalar bundan og'irlanmadi, aziyatlanmadi. Demakki bir qilgan ishimizni yomonligi, qabihligi bayon qilinsa, achchig'imiz kelmasin. Nafrat qilmaylik. Bo'g'iz qilmaylik. Yomon ko'rmaylik. Aytadiki, to'g'ri, bu xunuk amal. Alloh meni saqlasin, din bu xunuk amalni darro tark qiling. Alloh taolo sizlarni xiyonat qilganlaringizni bildi va bu xiyonat o'zlaringizga o'zlaringizga xiyonat qilyapsizlar, o'zlaringizga zarar qilyapsizlar. Fataba alaykum, sizlarni tavbalaringizni qabul qildi. Tavba qildilaringiz, tavbalaringizni qabul qildi. Qarang, Allohning marhamatini yaqinligini qarang. Allohning yaqinligini qarang. Bu yerda xiyonatni zikr qilib, orqasidan aslida nima deyishlik kerak? Xiyonat qildilaringiz, keyin tavba qildilaringiz, men tavbalaringizni qabul qildim deyish kerak. Lekin xiyonatni zikr qilib, tavba qilganimizni zikr qilmayapti-da, tavbamizni qabul bo'lganligini zikr qilyapti. Nimaga? Bu buni Alloh taolo aytmoqchiki, mu'min kishi gunohkor bo'ladi. Gunoh sodir bo'ladi illoki. Chunki inson gunohdan xoli emas. Ammo gunohida isror qilishligi mumkin emas. Darro tavba qiladi mu'min kishi. Payg'ambarimiz alayhisolam aytgandek, kullu bani adam xatoun. Odamning butun bolalari xatokordir, ko'p xato qiluvchidir. Va xayrul xatoin at-tawwabun. Va xatokorlarning eng yaxshisi tavba qiluvchilardir deyaptilar. Tavba qilishlik bizning sifatimizdir. Xato qilish ham bizning sifatimiz. Qarang, payg'ambarimiz alayhisolam aytibdilar, xatokor deyaptilar. Alloh taolo ham aytibdi, inson zaif holatda yaratildi deyapti. Xato qilamiz illoki. Biz o'zimizni xato qilmaydigan qilib ko'rsatishga harakat qilmaylik. Xatolarimizni yashirishga harakat qilmaylik. U degani gunohlari jamlaga reklama qilib yuring degani emas. Xatolaringizni darro e'tirof qiling, tavba qiling Alloh taologa. Va Alloh taolo tavbangizni qabul qiladi. Qarang. Qabul qiladi Alloh taolo tavbangizni. Bunda mana sufilarning botil aqidasi aniq ma'lum bo'lyaptiki, sufilar nima deydi? Biz agar gunoh qilsak, pirlarimizga boramiz, qabrlarga boramiz, ruhlarga yalinamiz, tavba qilamiz, ular bizni tavbamizni Allohga yetkazadi deydi. Biz o'zimiz to'g'ridan to'g'ri Allohga tavba qilolmaymiz, bizni tavbamizni qabul qilmaydi deb Allohni yolg'onchiga chiqaryapti ular. Qani Alloh taolo xiyonatni masalasini zikr qilib, xiyonat qiluvdilaringiz deyapti-da, fataba alaykum, tavbalaringizni qabul qildi deyapti. Demak, kim bo'lsa bo'lsin, nima gunoh qilsa Allohga tavba qilsin, Alloh kechiradi. Tavba qilishlik uchun falon shahariga, falon shayxning oldiga, falon olimning oldiga, falon pirning oldiga borishlik shart emas, dinda yo'q narsa bu. Dunyoni qayerda bo'lsangiz, qanday holatda bo'lsangiz, tavba qiling, Allohga qayting, kechirim so'rang, pushaymon bo'ling, qaytib qilmaslikka so'z bering, Alloh taolo kechiradi. Gunoh qilmagandek bo'lib qolasiz, pok-pokiz bo'lib qolasiz. Va afa ankum, va sizlarni kechirdi Alloh taolo. Afu qildi. Fal ana, mana endi, endi mana hozir bashiruhunna, ayollarga yaqinlashinglar deyapti. Bashiru. Yaqinlashinglar deyapti. Yuqorida rafasda aytildi, bu yerda endi bashirun kalimasi keladi. Bashiru. Yaqinlashinglar, yaqinlashinglar deyapti. Ayollaringiz bilan birga bo'linglar deyapti. Alloh taolo buyuryapti qarang. Bashiru deyapti. Yuqorida aytgandek, islom bu narsalarga buyurganligining sababi ummatni ko'payishligini xohlaydi. Alhamdulillah, Alloh taolo shu hukmining hikmatlarini butun insonlarga ko'rsatdi. Bundan 10 yil oldin biz insonlarga ummatni ko'paytiringlar, farzandni ko'paytiringlar, kamida 10-15 ta bo'lsin desak, odamlar e'tiroz qilishardi. Nima degan gap? Nimaga? Chunki radioda, TV'da hamma joyda kofirlar e'lon qilyaptiki, farzand kam bo'lgani yaxshi, ko'p bo'lsa bo'lmaydi, falon biston.
dünyanın kayda gebersiz, lik nimalari bilan qofiyalari bilan yozib qo'yishgan. Masalan, Pokistonlarda yozib qo'ygandi, sabsiyatcha, dubatcha. Hammasidan yaxshi ikkita bola deb. Eronda yozib qo'yibdi. Eronda ko'chalarda ketyapsiz-ku, atakinta plakatlarga. Bular hammasi plakatlarga yozilgan. Ko'chalarda. Eronda ketyapmiz, yozib qo'yilgan. Bachchayi kamtar, zindagi behtar. Qarang qofiyalar. Bolani kam bo'lishligi hayotda go'zallik deyapti. Yaxshi go'zal hayot deyapti. Shuni qilib har yerda o'zlarining tillarida dunyoni qayerga borsangiz, farzandni kamaytirishlikka targ'ib berishdi. Buni botilligini zikr qilsangiz, musulmonlar qarshi chiqaradi. Ey falon piston deb. Lekin Allohni qarang, jumoni halol qildim dedi. Yana targ'ib berin, ochiqchasiga buyuryapti endi. Bashiruhun deyapti. Yaqinlashinglar deyapti. Shunda ham tushunmasa musulmonlar. Qani endi hozir kofirlar shu qilgan xatosini bilishdi. Yevropada hozir ko'ryapsizlar. Farzandni ko'paytirishga targ'ib berishyapti. Rossiyada targ'ib berishyapti. Va ko'p farzand ko'rgan ayollarga katta-katta pullar hadya qilishyapti. Uylar hadya qilishyapti. Qarang. Mana Alloh taolo shu buyrug'ining hikmatini ko'rsatyapti mana. Yani, ammo musulmonlar uchun bu qattiq bir yomon holatki, ayib, qabohat, qattiq kamchilikki, kofirlar e'tirof qilgandan keyin. Bu hikmatni ko'rgandan keyin qabul qilishlik bu joiz emas, bu imondan emas. Biz Qur'on va hadisga so'zsiz taslim bo'lishligimiz kerak. Shariatga so'zsiz taslim bo'lishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, uylansalaringiz dedilar. Al-Vadud Al-Valud bo'lgan ayolga uylaninglar dedilar. Qarang, Al-Vadud va Valud nima degani? Vadud degani muhabbati ko'p degani. Yani, uylanadigan ayoli shunday ayol bo'lsinki, nihoyatda sizga muhabbatli bo'lsin. Siz ham muhabbatli bo'ling. Endi siz aytasizki, men qayerdan topaman unaqasini? Ya'ni bu nima degani? Ba'zi ayollar bo'ladi, mutakabbir bo'ladi. Eriga yaqinlashmaydi, uni ham yaqinlashtirmaydi. Unaqasiga uylanmang. Yoki ba'zi ayollar bor, bu nafratli bo'ladi. Unaqasiga uylanmang. De erini hurmat qiladigan, erini yaxshi ko'radigan, muhabbatli ayollarga uylanishlik kerak. Muhabbatli qizlarga uylanishlik kerak. Demak, qizlarimizni, ayollarimizni shunday tarbiya qilishligimiz kerak. Va erkak ham shunday bo'lishi kerak. Muhabbat ikki tarafdan bo'ladi-da. Ayoli sizga muhabbat qilsangiz, qovoq solib o'tiraversangiz. Yo sizga qarab yursangiz, orqaga qarab yuraversangiz. Keyin balki undan tushib ketsangiz 5-chi qavatga. Bu ham bo'lmaydi albatta. Ikki tarafdan muhabbat. Islom aytayapti, muhabbatli ayollarga uylaninglar. Ikkinchisi al-valud. Valud degani ko'p farzand beradigan degani. Valud valadundan chiqqan. Ko'p farzand tug'adigan deyapti. Ko'ring, farzandingiz ko'p bo'lsin. Aytayapti, jimodan maqsad ummatni ko'paytirishlik. Ammo hozirgi vaqtda nima qilishyapti? Jimo bilan farzandni o'rtasini ajratishyapti. Farzand bo'lishligidan man qilishyapti. Farzandni kam qilishyapti. Yo boshidan man qilishyapti, yoki homila bo'lgandan keyin tushirib yuborishyapti, olib tashlayapti, dorilarni ichyapti. Yoki homila bo'lmasligi uchun har xil amaliyotlarni qilishyapti. Bular hammasi islomga xilof bo'lgan narsa. Hammasi islomga xilof. Men sizga 10-15 ta farzandingiz bo'lsin deyapman, Allohdan qo'rqib gapiryapman. Qo'rqayapmanki, kam aytib oldim deb. Nimaga? Chunki Anas ibn Molikni Sahih hadisda kelgan so'zlarni bilaman-da. Anas ibn Molik aytadiki, 98 ta o'g'limni o'zim dafn qildim deydi. Qani? Sahobalar 98 ta u farzandini o'zi dafn qilgan bo'lsa, boshqa tiriklarni qo'yaveringanda qancha ular. Shuning uchun men sizga sizlarga kamida 10-15 ta bo'lsin deganimda Allohdan qo'rqaman. Ozoyat varyapti.
Bulmasa 25 defa. Kalın. Mənə sahası sahava səni bolar mıyım məli? Yüzdə olmasın, yarımı bolsun, hiç olmasa. Ümməti köpətirişlik gerek. Bazı ulamalar dedi ki, üyləniş, nikah cihattan əvzəl miydi? Kalın. Üyləniş cihattan əvzəl miydi ulamalar? Şunu əhl-i sünnədə kətli imamlara ediyordu. Doğru, cihattan əvzəl əməl. Amma üyləniş bazen cihattan əvzəl buladı. Demek ki, çünkü cihatta Müslüman ölü yaptı, şehit bulu yaptı. Yunanış'ta Müslüman toğul yaptı. Kadir, Müslüman köpeği yaptı. Hazır Hıtaylılar, kadir, kafirler. Köpkene yerde yaptı ki, biz uğruşmazdan basvalamız diyordu. Köpeği getgeni için. Yaptı, her bizi izin versin de, ortasını bir günde basvalamız diyordu. Adamlarımızı kıyvası bas. Kirvası bas. Kirvası basvalandı der. Uruşken macat edin de köplü için. Şimdi İslam'ın kançalı köpe ise çünçalı biz köp bu yanına ki malum. Rızkını, talim terbiyesini Allah da ozu kifaya kılardı. Siz hem kulu zengi yanca kılarsız Allah ozu kifaya kılardı. Bazı kişiler uzun akıllı dibbilgen ahmaklar etedi ki farzan köp bu yanına terbiye kılar mıysan köp? Kusun bu zamanda yani fasık bu kitiyat farzlarımız değil. Biz etmemiz ki doğru yani mükemmel bu seyahşi diyor. Mükemmel bu mu yaptı dip, senin Kur'an hadisiye hılak kılıçdın hakkın yok. Bu bir. İkinciden. Siz senin fasık da yaptırken farzlarda sebebiden dünyaya İslam yayılı yaptı hazır. Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da İslam'da yayılışlığı şu fasık farzlar sebebiyle yaptı. Alimlerden hizmet kılıyordu. Alimler, davetçilerden hizmet kılıyordu. Lekin şu fasık farzandlardı, tersiyle cüde kettle oldu. Avrupa'ya İslam kendi yayıldı. Amerika'ya kendi yayıldı. Ya Rusya'ya kendi yayıldı. Hani bir körünçü, ulamalar toplanışıp, hani bizi dünyada alimler toplanıp, hani biz elhamdülillah İslam'damız, Avrupa'daki insanlarda gamını iyilik, barışlarda davet kılıyordu diye yaptı mı? Yok. Birbirini ayağından üşüp, ınkırlaşıp, çarçaşıp, tildepişip, bunu ayağından tatışı yaptı. Başkaları da şimdi, Araplar olsun, Pakistanlı olsun, bütün Müslümanlar da alımları şimdi. Etmedi ki, kendiler toplanılıkta, kafirler de bana davet kirlilik diyeni yok ki. Bittikte çıkı yaptı, bana davet kirlilik yaptı. Bittikte adam da daveti ki, bünçeli İslam yayılmıyordu. Avrupa'daki, küfür diyarlardaki İslam'da yayılıştığının diye teşhirip görseniz, bu şey fasıl fazlender sebepçi. Mesela davetçiler diyeyim köpçülük etedim. Ben davetçilerden köp soradım. Avrupa'larda kendi başlarında Amerika'da davetleriz. Mesela dedi ki biz kafirlerdik ki başlayı bizi kabul kılmıyordular. Yahud nasraniler. Başka kafirler etedi. Uzak duruyorlar dedi. Biz bundan 50 yıl, 100 yıl aldın Avrupa'ya küçük bariyen Müslümanlarda aldığı gibi aramız. Müslüman ben dedi. Namaz okumuyordu. Arak içerdi. Hemen rasvalıydı kılardı. Namaz okumaydı, ruza tutmaydı, zekat vermiyordu, hacge varmaydı. Ama Müslüman. Şunu aldı gibi aramız. Biz bana Pakistan'dan geldi, Türkiye'den geldi, Arabistan'dan geldi, Müslüman mı? Seni ziraat kıyanı geldi gidecek. Husam böyle kuşağını açıp kabul kıladı bizi. Aşetten, bana şunu üyeden davet başlanadı. Biz onu umulan dost buramız, İslam'ımızı birleştirdi. Ki onu getirmiş ki bizi taşkarları alıp var. Koşnesi alıp var. Onun koşnesi Yahudi. Yahudi sizi kabul kılmıyordu ama onu kabul kıladı. Bile mektepte bile okuyken, bile kette bugün köçede. Onu sebebiden sizi kabul kıladı. Bari yapsa siz davet kılıyorsunuz. Çap tarafı da koşunuzu alıp baladı Nasrani. Onun geçen yanı için sizi kabul kıladı. Sizi kabul kılmıyordu. Doğrudan doğru başı kabul kılmıyordu. Şunu kılıp İslam'ı yayıldı. Harin. İşte bu fasıkı keti yaptı diye adamlarınızı sebebiden İslam'ı yayıldı. Hadiste Allah, hadisteyen Peygamberimiz Aleyhisselam etedir ki Allah Teala haklese bu dinini fasıklarla küçültüp koyardınız. Şunlar sebepçi buraya yaptı. Bana sizler Rusya'nın haberlerini köpür ablaslar. Rusya'daki İslam'ya kere yaptığında Ruslar'da köpürünü soruyorlar da
fasıq bollar sababçı. Köpçülüğü alimler sababçı emas. Köpçülük etmedi ki bir alim geldi bize davet kıldı. Demeydi. Bir fasıq yigit, bir fasıq ayol sababçı buldu deydi. Fasıqlardan tasınlanış yaptı. Yani o şeyler fasıq deyip duruyorlar. Şu amelsiz, namaz okumaydı. İlmi yok adamlar sababçı bunu yaptı. İslamlı yaylaşıyor. Bana kereye deyem kürdük. Kereye deyem kerisler ki İslam'da tanıştır yaptırken. İslam'da onlara çırali kürset yaptırken. Ve uzige tort yaptırken adamlar alimler kime yaptı? İlimsiz biraderler kılışıyor. İlimsiz adamlar. Ütkenmelerde ayeti bildim sizlere kereye vakiyelerini. Kerisler birle işleşip, şunları çakırışıp, bana kare namazı okşuluğumuzu kör, bize hayatımızı kör. Diyip durgen, İslam'da mahde yap durgen, İslam yakşı diyip durgen adamlar alimler emas. İlimsiz yiğitler. Koledan ki gelince İslam yan halka bir işit. Bir biraderden yürüp biz, Allah razı olsun kereyen her tarafı da eğlendirişti. Nümeler kereştirildi de yazılınken kiçine broşürler var, sayfeler var. İslam'da farzları, hükümleri, faziletleri bayan kılınken. Şunlar köp günü avayken. Yani her şehir geçtiğinizde darvazalarda yani ayollar pul alışarken ki oturuşup. Yani her şehir geçtiğinizde çıkanızda pul alışardı. Doktorken Ali pul beri yaptı da o pul da meydana kaytımını bir gün için Ali'ye ağız parçasından beri yaptı. Şunu bir oku günü yaptı. Bir hem rahmetli abkoyu yaptı. Rahmet mesela o uzların tırıda. Teşekkürdü. Abkoyu şey yaptı. Karim. Davat kıl yapıyorlar. O şeyler alımları mesular. Şunu düşün, yani İslam ahlını köpeği yanı bereke. Köpeği vursun. Amel kısa, koludan ki yanıca amel kılmaz. Kemçiliğini Allah geçirir. Bâşiruhunne, fel âne bâşiruhunne. Yani indi ayarlarınızı yakınlaşırlar diye yaptı Allah Ta'ala. Yani yakınlaştık ki cimâge büyürüp, ümmetli köpeğişliğini kaskılı yaptı Allah Ta'ala. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselam başka bir hadiste etediler ki, azil el-ve'dul hafî dediler. Azil kılıçlik, mahfî halette balanı öldürüşlüktür. Mahfî halette balanı kömüp öldürüşlük. Bilesler, İslam gelişten aldın, Mekke müşriklerde şimdi amel barıdı. Balasını yerge tirilikçe kömüş aradı. Peygamberimiz Aleyhisselam etediler ki, azil balanı mahfî halette kömüp öldürüşlüğü yaptılar. Azil demedi yani de siz, cima akıllı yaptırken de, kiyen menini taşkariye tökçülük. Karim. Şunu katil de yaptı İslam. Adam öldür yapsan de yaptı. Demek ki cimadan mahsat bana ümmeti köpeş deyken. Bunun deliller ki bu. Şunu güç et yapan, cima buna farzlarını tercih etmezlik gerek. İkilesi bir bölge lazım mevzum bugün. Mühim mesele bu. Ecreçlik kafirler tarafından kere yaptı. Bazı üzürler buladı o müstesna. Mesela bir ayol hamile buladı. İşençli, takvali, dindar, ahli sünne bugün doktorlar etedi ki bu ayol şu farzandı tuhadı gelmese öledi. Ya ki meyip bu kaladı, nagiran bu kaladı dese şunu da aldırsa buladı gelen suretler var. Onu teşirip görüş gerek. Ola başka mesele. Deyken bir üzür bu mesele, bir mecburiyet bu mesele. Bunda farzandı mankımaslık gerek. Farzand köpeğisin. Rızkını siz vermeyesiniz. Sizin analiz yapıp koymayın. Rızkını Allah verirdi. فَالْاَنَ بَاشِرُوهُنَّ Mene indi ayarlarına yakınlaşırlar. وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Ve Allah Teala sizlere yazıp koyduğunu sana talep kılıyorlar. Hayır. Bu bir tefsiri baladır. Farzand. Allah Teala sizi kaderinizi yazıp koyduğunu ayarlarına yakınlaşırlık bilen o şey farzandlarda talep kılıyorlar. وَبْتَغُوا Allah'tan soruyorlar. Zaten cimanı uzun adetleri, adabları var. Bismillah ile başlanadı. Ve şeytanlı yamanlığına Allah'a sığınıladı. Allahümme cennibine şeytana. Ve cennibi şeytana me razaktana. Ya Allah'ım bizlerini şeytandan uzak kıyın. Şeytanı bizden uzak kıyın. Ve bizi rızk kılıp beredin yani.
farzandimizdan ham shaytonni uzoq qilgin deyapsiz. Qani? Allohga yalingan holatda, sig'ingan holatda solih farzandlarni talab qilasiz. Alloh taolo yozib qo'ygan qadarda bor narsani talab qilasiz. Mana farzandga Alloh taolo buyuryapti. Ham jimoga buyurib, orqasidan farzand talab qilishlikka buyuryapti. Shu ochiq oyatlar, ochiq buyruq keladi, yana ummatda xabari yo'q. Musulmonlarda xabari yo'q. İslomiy maydonlarda karnay sunnaylar chalinyapti. Bularni mutlaqo ziddi bo'lgan fatvolar berilyapti. Mutlaqo ziddi bo'lgan targ'ibotlar berilyapti. Alloh aytayaptiki, yaqinlashinglar, talab qilinglar farzand deyapti. Alloh yozib qo'ygan sizlarga deyapti. Katta ne'matki bu farzand. Yaxshimasmi siz o'zingiz orqangizdan bir 40 ta farzandingiz qolsa, 50 ta farzandingiz qolsa, va eng kamida 30 ta qolsa, yaxshimasmi? Hayron bo'lmang, dunyoda ko'p hali shunday kishilar. Turkiyada yaqinda ko'rsatishdi, shu TV'larda ko'rsatishdi. Turkiyada bir kishi bor ekan, 40 ta farzandi bor ekan. Madinada ham bir o'zbek bor ekan, 40 ta farzandi bor ekan. 40 tami, 50 tami? 50 ta bo'lsa kerak. 50 ta. Madinada yashar ekan. Iqomasi ham yo'q. O'zini ham bolalarini ham iqomasi yo'q. Arabistonda, xususan Madinada iqomasiz yashash nihoyatda qiyin. Polislar uchar ekan, sen kimsan, kim o'g'lisan falonchini. Qo'yib olishadi, yana bittasi o'sha yerda boshqa mahalladan kim o'g'lisan falonchini. Xodiningga uch e'tibor berishmayapti, qarasa bular 20 ta bo'lyapti, 30 ta bo'lyapti. Keyin shuba qilishdi, bu yolg'on gapiryapti shekilli bular. Keyin ularni to'plab turib, dadalarni ko'rsatinglar. Chunki Saudiyada polislari boribdi, qarasa, "Bu hammasi seni bolalaring bo'lsa, hammasi meni bolalarim." Yana bor. Keyin uni arablar olib qo'yib olishdi. O'sha vaqtda Abul Arba'inmi, Abul Xamsin deb, shunday 40 ning dadasi yo 50 ning dadasi deb olib qo'yib olishibdi. Shunda bolasini o'sha olishsa polislar, "Sen dading Abul Arba'inmi? Dading 40 dadasimi? Sen qo'yib olar ekan." Aytadilar. Indamas ekan ularga. Bizi suriyalik ayolimizni bir tog'asi bor. 65 tan bir kim farzandi bor. 65 tan. Shu qarindoshlarimiz aytadi, uyiga borsang bir katta maktabga o'xshaydi deydi. 68 ta farzand, bu 70 ga yaqin farzand, hazil gapmi? Tarotxonalari masjid tarotxonalariga o'xshaydi. Masalan, siz hozir uyingizga nima qilasiz? Qancha qiynalib, ichingiz og'rib, bir qop undi sudirab kelasiz uyingizga. Xotiningizga kelib janjal qilib, shuni birovga yetkizgin deb janjal qilasiz. O'sha qarindoshlar aytadi, katta kamazda keladi undan. Darvozasi ham katta. Mashinada ham ular kirib, aylanadi uyning ichida. Katta katta omborlar bor, shekil tashaladi. Yani har narsa mashina mashina keladi, kamazlarda. Kartishka olsa ham, piyoz olsa ham. Ko'rsangiz, masalan, tovuq. Masalan, siz oilangiz, kichkina oilangizda 10 ta tovuq bor. Ularda qancha tovuq bo'ladi? Tovuqxonasiga borsangiz, ferma bo'lib ketgan. Mo'xonasiga borsa shunday, Alloh barakat beryapti, qarang. Farzandlarining otini ham esdan chiqarib qo'yar ekan. Qaysini seyding sen? Endi rizqi boshqa masalalarga kelsangiz, shu katta farzandlari bittasi Angliyada, bittasi Fransiyada, bittasi Amerikada, bittasi Germaniyada, bittasi Dubayda, bittasi Qatarda, bittasi Turkiyada, dunyoda har yerda bor. Katta-katta tijoratlarni qilishadi. Va bitagu ma kataballohu lakum. Alloh sizlarga yozib qo'ygan narsani talab qilinglar. Allohdan talab qilinglar. Bu yerda yozib qo'ygan narsadan murod ikkinchi tafsir shuki, qarang, shu yozib qo'ygan narsani talab qilishlikka suyuti ikkita tafsir aytdi. Biri jimo, jimoni talab qilinglar dedi. Yana jimoga targ'ib bo'lyapti. Ikkinchisi farzandni talab qilinglar dedi. Bu yerda yana boshqa bir nima bor? Tafsir bor. Ramazonda bo'lyapti-ku bu.
Yani cimoga targ'ib berganligi uchun boshqasini izlasdan chiqib ketmasin. Allohni yozib qo'ygan narsasini talab qilinglar, ya'ni Laylatul Qodirni talab qilinglar. Qadr kechasi esdan chiqib ketmasin. Odamlar shunday, bu narsani talab qilishgan, boshqa narsani qiziqtirsiz, keyin nari boshqalar tashab olishadi. Ba'zan bizdan so'raydi shunday, har Ramazonda shu savol keladi, illo. Kamida bitta odam so'raydi. Aytadiki, Ramazonning kechalarida jimo qilsa savob bo'ladimi deydi. Yoki Qadr kechasida jimo qilsa savob bo'ladimi deydi. Qaning yo jimo qilmaslik kerakmi deydi. Aytaman, albatta savob bo'ladi. O'sha bir qismi jimoga ajratilsin. Qadr kechasini bir qismi jimoga ajratilsin. Ama mullalarga ishonsangiz, mullalar nima qiladi? Butun erkaklarni masjidga to'plab oladi. Futondan keyin kelasizlar, sahada ketasizlar. Hech kimni chiqartirmaydi. Kim masjiddan chiqsa vahobiy. Lekin Qadr kechalarida ham, Ramazonning kechalarida ham ibodatni ham qiling, Qadr kechasini fazilatini ham talab qiling, savobni ham talab qiling va jimoni ham qiling. Butun buyruqlarga amal qilish kerakda. Qadr kechasiga ibodatga buyurgan Alloh taolo jimoga ham buyuryapti. Hammasini harakat qiling. Va o'tgan darslarga men sizlarga aytib berdim. Tabi tobiinlar zamonida Musa katta qozisi vafot qilgan ekanlar. Vafot qilgandan keyin xotini aytibdiki, erimdan Alloh rozi bo'lsin. Robbisini ham rozi qildi, meni ham rozi qildi. Bizi odamlar seni gapingiz sal boshqacha chiqdi. Ya'ni Allohni ham rozi qildi, meni ham rozi qildi deyapsan. Bu gapda nima hikmati bor? Desaftiki, u qozi kuni bilan mahkamada ishlaydi, qozilik qiladi, da'vat qiladi, haqni gapiradi, ilm o'rgatadi. Kechasi kelgandan keyin, xutonda o'qib kelgandan keyin men bilan jimo qilar edi. Keyin g'usul qilib tahajjudga boshlar edi. Qur'onni xatm qilar edi. Qur'onni hammasini xatm qilar edi. Keyin yana kelib jimo qilar edi. Yana borib usul qilar edi. Keyin yana xatm qilar edi. Yana kelib jimo qilar edi. Keyin yana usul qilar edi. Va kundalik hayoti shunday ekan. Ba'zan endi bir uzr bilan tark qilmasa, mana shu odat ekan u qozini. Shunga ayol aytayaptiki, undan Alloh rozi bo'lsin, Robbisini ham rozi qildi, meni ham rozi qildi. Shuning uchun Allohni ham rozi qiladigan va er-xotin bir-birini rozi qiladigan insonlar bo'lishlik kerak. Allohni rozi qilsangiz-u, xotinni rozi qilmasangiz. Yoki Allohni rozi qilsangiz-u, erni rozi qilmasangiz. Bo'lmaydi, joiz emas bu. Har tarafni rozi qilasiz. Shuning uchun Laylatul Qodir kechasi deyiladi. 27-inchi kecha Laylatul Qodir kechasi deyiladi-ku. Shuni so'rashadi odamlar. Jimo qilsa bo'ladi. Bo'ladi, sunnatga muvofiq jimo bo'lsa savob bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, sizlar ayollaringizdan jimo qilishlaringizda sadaqa bor dedilar. Qani? Ayol bilan jimo qilishlik sadaqa. Savob, ajr. Sahobalar hayron qoldi, sizlar hayron qolganlaringizdek. Ayting yo Rasululloh, biz shahvatimizni qondiramiz. Shahvatimizni chiqaramiz, savob bo'ladimi dedi. Shahvatimizni ketkizamiz. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, shu shahvatini noto'g'ri yerga qo'ysaydi, zino qilsa gunoh bo'larmidi? Sahobalar, ha, gunoh bo'lardi dedi. Endi shariatga muvofiq bo'lgan yerga, halolga qo'ygandan keyin savob bo'ladi dedilar. Qarang, jimoda savob bor. Shuncha aslida bu buyruqdan keyin bu savol kelmasligi kerak-ku. Bizni musulmonlar so'rashaveradi aylantirishib. O'zi bashiru bunda deganda o'zi bitta o'zi. Oyat boshidan bitta. Va kulu washrabu va yiylar ichinglar, yemoq ichmoqda ham esdan chiqarmanglar. Yiylar ichinglar shariatga muvofiq holatda. Islomning go'zalligini qarang, Ramazonning kechalaridan gap ketyapti mana. Ham ibodat qilyapsiz, ham zikr qilyapsiz, ham jimo qilyapsiz, ham yiyapsiz, ham ichyapsiz. Jamoat holatda ko'pchilik bo'lib, bola-chaqalar bilan yeb ichyapsizlar. Qachongacha? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Akib, Karayip'ten Ecrel günüye kadar. Anıq bu günüye kadar. Minel Fecr Bamdat'tan deyil yaptı. Bir de Akib, Karayip mecazdır. Bazıları da Kur'an'da mecaz yok deydi. Ne doğru yapıracaktı? Kur'an'da mecaz ki o. Yani Rafas mecazıdır. Beşir-i Hunna mecazıydı. Akib, Karayip mecaz. Bu ayette işken deyken bazı sahabeler ne doğru düşündü. Yatıştan aldım bir ayağıya akibdi, başka ayağıya karayibdi, bağlayıp yattı. Ve seherlik kılıyordurken de yiyip içi yaptı da ayağıya karayibdi. Kilesiye karayibdi. Hani akibden karayib birbirinden farklı buladın bu mıydı mı? Bu mıydı iyi olurdu. Bugün vakti kanadı ki anca bamda durup gitken. Peygamberimizden soradı, Peygamberimiz aleyhisselam etler ki hata bu. Bu Akib Karayip'ten maksat hakiki uzu itmez. Akib'ten maksat kündüzü, yani Bamdat vakti, tan. Karayip'ten maksat keçesi. Allah-u Teala onları da ipki okşatı yaptı. Karin, hayatun ne yaptı? İpki okşatı yaptılardı. Bir sahabi geldi. Eti ya Resulullah dedi, ben yatıştan aldım, balışımı teyge, yastığımı teyge, Akib ile Karayip'te koyuvalıydım. Keyin şu Bamdat yakınlaşkende türüp yastığı götürüp karayman hiç farkını bilmiyman. Ve seherliği cüde keçip gitti. Kendi bilemiz. Dediğinde Peygamberimiz Aleyhisselam küldüler. Ettiler ki Akib ile Karayip'ten mesela hakiki itmez. Keçebilen kündüz dediler. Ettiler ki demek ki senin yastığın cekatliyken de dediler. Yani Allah Teala'nın kastıyan ak ipi bilen kara ipi sizi yastığınızı tereyi sığı yaptırken ise katta yastığa kendi ucunda. Şimdi bütün keçe ve kündüzünü uzun içi gal yaptı da yastık. Şimdi şey ettiler, seni yastığınca kattıyken de ama sen bunlar hazırlaştılar. Keçe ve kündüzdür. Ve bir yerde mecaz kılını yaptı. Allah Teala bunu ip dedi mi? Kara ip. Ak ip dedi mi? Bunun hem hikmetleri var. Demek bir yerde keçe ve kündüzüye teşli tabiat ilimleri var bir yerde. Karin. Ben bir neşe tafsirleri yakaladım. Kirim yaptık ya o masanaya. Bunu kiyinçerlik inşallah kiyinki tafsirlerine münakılamız. Malumat toplayımız. Allah Teala kündüzünü ak ip. Keçesini kara ip dedi mi? Onu tergide gap var onu. Allah Teala bekar demek yeri ki ipki okşatmaydı onu. Ve bir yerde ilmi tabiatga tegishli bo'lgan ilm bor, kashfiyat bor bu yerda. Demak, tonggacha, fajrgacha yeb ichilaveradi. Hajrgacha hammasi joiz. Tong vaqti kirguniga qadar. Tong vaqti ham aytdik, ikki xil bo'ladi. Biri subhan kozib, biri subhan sodiq. Subhan kozib xuftondan hisoblanadi, kechadan hisoblanadi. Subhan sodiq kunduzidan hisoblanadi. Erta bilandan hisoblanadi. Subhi sadıkkaça yiysiz, içersiz, cimaksız bulurdu. Subhi sadıktan kiyin yemak, içmak caizmez. Kimi ki bilip durup yiyse, o kehfarat belişliği lazım bulurdu. Ruzanı niyet kılıp, bilip durup yiyse, kehfarat vacib bulurdu. Lekin hatan yiyip koysa, bir adam, hali huftan, bamdat başlangani yoktur, lekin bamdatlı vakti de yiyip koysa, o adamya kazası vacib bulurdu. Hatan yiyenliği için. Bazen böyle de insan keş durup kaladı, saatte ne doğru görüldüm diye karasa, minütte saat yokşap görünmedi, saatte minüt yokşap görünmedi ve hala vakti köpüken, beyim alal, yiyip, kiyin, kekire oturum diye karasa, anca ötüp gitken. Kiyin bölüp kaladı, hatakı geldi yine. Bu hatan yegendiği için şeriat onu keçirdi, kefara duacı bu mette, bir gün kaza kaladı. Ama o şekilde yemeydi, içmeydi, Ramazan'da hürmeti için. Başından büzülüp kaldı indi yiyor hemen demeydi. Başı sürgü sadıktan başlayıp keçesi geçe yemak, içmak ve cima men kılıyken. Caizmez. Dürüstmez. Halal bu yana sana Allah Teala men kılıyken. Demek ki onu kadir kıymetini bilin. Kadir kıymetini bilin diye. Ve nihayet büyük amel. Bazılar soruyordu ki, şurada fecrge tekişliği mesele var. Bazılar soruyordu, Ramazan'da gusül kısa bulur adım mı? Eğer cünüp bokkasa,
Ruzaga zararı yok mu deyiz? Ramazanda kündüzü cünüp bu kalışta gezi ikide yolu var. Yani ruza büzülmeydi ya şekilde. Kündüzü uhladiz, çüzge şeytan kirdi. Uygan gendenge karısız cünüp bu kalışta gezi. Nane içip deyken. Ruza büzülmeydi. Bütün ulamalar dedi ki ruza büzülmeydi. Daha usul kıl orasız. Şimdi Ramazan'da kündüzü de cünüp buluştu. İkinci surat şundaki mesela sahaliydi kıldız. Saat 4'de sahalik biterdi. Subuh sadık geldi 4'de. Sen 3'te yediz. Ya ki 2'den 3 geçe yivaldız. Yediz içtiz. Ve cima kıldız. Ayalizge koşuldız. Şimdi 4'e 5 dakika kalganda cimanı bitirdiz. 4'e 5 dakika kaldı. Saat 4'de biti yaptı. Ne böyle yaptı? Siz kündüzüge cünüp halette giriyorsunuz. Gusul kıyanı ülgürmeliyiz. Ne mi böyledi Roza? Böyle oladı. Roza'ya zararı yok onu. Ne mi? Çünkü Allah Teala ne dedi? O şey Bamdat'ta o şey vakti geçe yiyip içi oraylar, cımakılı oraylar dedi. O şey vakti geçe izin veriyordu. Şunuz mu? O şey vakti geçe cımakı genizden ki gusulge vakti kalmadı ki o. Kiye usul kıvalı orasınız. Böyle yine bir mesele kip çıkardı ki adamlar köp soruyduken yine bitti mesele. Keçesi cima kılınadı. Kiyin seherlikke turuşadı. Bazen keç kalışadı. Keç kalmasa ihtilafı yok. İşgeli yok da keç kaladı. Mesela seherlik bitişige 15 dakika kaldı. 20 dakika kaldı. Şimdiden Çağlı Kemper bu hanadan bu hanaya yürüyen. 15 dakika kalganda tezden yiyip içi varışlık gerek. Ne makılışlık gerek? Şu yiyip içiş gerek mi? Ya gusul kırış gerek mi? Siz mullalar dedi ki kavağını salıp gusul kısın deyiz. Cünüp halette yese haram boladı deyiz. Cünüp halette içse haram boladı deyiz. Ben şaddemle içiyordum. Kempirlerde mesela bundan emkiyin. Kempirler dedi ki cünüp dershaneye tam yakarsa tam haram bu kalan deyiz. Bazıları nihayet de hulu yetişip cünüp dediğini balazıya yakarsa balaz haram bu kalan deyiz. Mevlar getirmek ya şu geplerse doğru olsa cünüp de közünü oyu alıyorlar. Bu hamasını yakarıp haram kıp da şey yaptılar bana sana. Balazı neyem haram kılırsa, hatın neyem haram koysa, adamlar neyem karam haram kıp koyarsa közünü oyu alıştık gerek var. Bunlar dinde bu megen nasıl yapılır? Caizmez. Ne bakıladı? 15 dakika 20 dakika kaptıyken. Usul kısın mı yesin mi içsin mi? Yep içsin. Cünüplüğüne zararı yok. Yep içerdi çünkü başka vakti yok da. Usuldeki en kıvalı oradı. Cünüp halette iç içiş harammez. Bunca deliller köp nuhayette. İslam mankıyanı yıkandık. Bir insan cünüp bugün. İmkanı bugün halette. Gusul kümesten yürüptü. Hatta namazları kaza böyle yaptı. Düşünüz mü? Namazıya beyperbalık kılediğin derecede cünüp bulabilirse o caizmez. Şunda haram bile. Namazları kaza kıl yaptı yani gücün. Lekin cünüplükte uzu insana zarar kılmıyordu. Delili bir günü Peygamberimiz Aleyhisselam sahabelerle köşede kiti yaptırıyordular. Doğrulardan Ebu Hureyre çıkıp kaldı. Peygamberimizi gördü de yolunu uzayartırıp gitti. Testiz yürüdü. Peygamberimizin sahabelerine hayran buldu. Ebu Hureyre gene ne buldu dedi. Ne gelmedi yakın deyken. Şimdi barıp oturdular. Birazdan ki Ebu Hureyre geldi. Saçlardan su akkan halette. Şekilden mevlum ki gusul kıyam. Peygamberimiz yer aleyhisselam geldi ki ya Resulullah. Hala köşede sizi körgenimde adizi kelelmedim, sizden körüşelmedim, üyeldim. Çünkü cünüp idim. Münasip bu meyde dedim dedi. Hadi bu fikir bizi zamandaki damlelerde fikri. Cünüp bugün adam yemesin, içmesin, cünüp bugün adam körüşmesin, gepleşmesin deydi. Salam vermesin deydi. Salam gem aleyk amesin deydi. Ülkenin bitesini kebaldik. Mehman bulup ertebilen saat 8'lerden, 9'lerden bari gereken biz. Hanas'tan çıkıp geldi. Ben Esselamu Aleyküm.
desam qovog'ini solgan holda o'tib ketaverdi. O'zicha dindor endi, bilimdon. Men boshqalarga qaradim, o'sha uy ahliga nimaga bunday qildi deb. Bizda xafami. Yo, betini yuvgani yo'q, shuning uchun deydi. Betini yuvmadi deb salomga aliga olmayapti. Betini yuvishligi nima u namoz o'qimagandan keyin betini yuvadimi, yuvmaydimi? Beti toza bo'lsa shart emas. Beti kir bo'lsa, biror narsa yopishib qolgan bo'lsa, unda odamlar kulmasin deb yuvasin. Bo'lmasa uyqudan turgan odam nima, beti harom bo'lib qoladimi? Betini yuvish shart emas. Uyqudan turgan odam payg'ambarimiz aytgan qo'lini yuvsin deganlar. Qo'lni yuvishlik kabi yurgan. Betiga zarari yo'q. Agar zarar bo'lmasa. Shuning uchun qarang, bir dinda bo'lmagan narsa uchun vojibni tark qilyapti. Salomga javob berish vojib edi. Va o'zini dindor deb o'ylayapti. Bu fikrlar hammasi botil. Abu Hurayra shunday deb o'yladi. Ya Rasululloh, men junub edim. Dedi payg'ambarimiz alayhissalom, subhanalloh dedilar. Subhanalloh. Nihoyatda noto'g'ri fikr. Ey Abu Hurayra, bilmaysanmi, mo'min kishi najas bo'lmaydi-ku dedilar. Ya'ni siz junub bo'lgan bo'lishingiz mumkin, junub bo'lganda najas bo'lib qolmaysiz-ku siz. Iflos bo'lib qolmaysiz-ku, kir bo'lib qolmaysiz-ku. Qarang, endi Abu Hurayra junub holatimda Rasululloh bilan ko'rishsam, u kishi bilan salomlashsam munosib bo'lmaydi deb o'yladi, Rasululloh man qildi, rad qildi. Junub holatda Rasululloh bilan ko'rishsa, salomlashsa bo'lavergandan keyin bizi domlalar bilan nima yo'lmaydi? Bizi domlalardan nima farqi bor? Lekin yana takror aytamanki, bu degani junub yuraversin degani emas. G'usl qilishdagi harakat. Lekin mana junub holatda bomdodga kirib ketdi bu odam. Bomdodga kirib ketdi. Zarari yo'q. Shuning uchun hali kech turgan odamlar oldin yeb ichsin, keyin g'usl qilaveradi keyin. Summati musiyama ila layl. Keyin ro'zani kechgacha mukammal qilib tutinglar, deyapti Alloh taolo. Shu fajrdan boshlanadi kechgacha. Al-layl. Laylun degani kecha degani, tun degani. Biz nima deb o'ylaymiz? Biz o'ylaymizki, kecha degani, tun degani qop-qorong'i vaqt, ya'ni xuftonni vaqtini biz kecha deb o'ylaymiz. Shomni vaqtini kecha hisoblamaymiz biz. Ammo shu fikrimiz to'g'rimi? Islom yo'q deyapti. Agar bizning shu fikrimiz to'g'ri bo'lsa, kecha degani, xufton degani, tun degani xuftonning vaqti bo'lsa, bunda biz og'zimizni qachon ochishimiz kerak? Xuftonni ochishimiz kerak. Lekin biz roza tutganimizda og'zimizni qachon ochamiz? Qachon yeb ichamiz? Qachon bizga yeb ichmoq halol bo'ladi? Quyosh botishiga. Quyosh botdimi, yemoq ichmoq halol. Balki tezroq yeb ichishligi sunnat bo'ladi, fitratdan bo'ladi. Endi Alloh taolo bu yerda bizga summati musiyama ila layl, keyin ro'zani kechgacha bitiringlar deyaptimi? Layldan maqsad quyoshni botishlik ekan. Ma'lum bo'ldiki, quyosh botishligi bilan kecha boshlanyapti. Shomni kechadan chiqarmang. Shom vaqtini quyosh botgan vaqtni xuf nimadan tundan tashqariga chiqara olmang. U kecha va tun deb ataladi. Qaray, muhim masala. Va shu quyosh botdimi, bitti, roza bitti. Siz bitishini niyat qilasizmi, qilmaysizmi, sizga bog'liq emas u. Quyosh botdimi, bitti. Ba'zi odamlar so'raydi, biz og'zimizni qachon ochaylik? Deydi. Hani ba'zan muazzinlar kech qoladi. Masalan, muazzin o'z dastxonga ketadi, esdan chiqib ketadi azon. Yiyoradi, odamlar azonni kutib o'tirishaveradi. Ba'zan nima ishlamay qoladi? Olatlar. Azon aytganda odamlar eshitmay qoladi. Azon emas. Yemoq, ichmoq joiz bo'ladigan narsa azonga bog'liq emas. Quyoshni botishiga bog'liq. Quyosh botdimi, yeb ichaverasiz. Yana ba'zi avomlar bor. Quyosh botgan, yemabdi, ichmabdi, yuribdi. Masalan, yarim soat o'tgan. Aytadiki, men og'zimni ochib olay. Og'zim ochiq emas meni, deydi. Seni og'zing ochilib bo'lgan. Quyosh botishi bilan og'zing ochildi seni. Bu yerda yana bitta masala bor. Quyoshni botishligi bilan kecha kiryaptimi? Demak, kunduz bitayapti. Kunduz bitayapti degani kun bitayapti degani.
Demek İslam'a göre Şam'da künelme şey yapmış. Biz de hazır bütün dünyaya şunu da düşündürgen ki Müslümanlara şunu da etikad kıladı. Keçe kaçan rüzgar adıysa 23'ten 59 dakika ötüp durup 59 sekund ötse keyin yine bir sekund ötkenden keyin o zaman 4 tane ülkelerde ana şunda kün özgarlanıyordu. Haliki 23 59 59 bulsa bu mesela 10. gün deydi. 4 tane olmaganda keyin 11. gün buldu deydi. Bu ne doğru bu kafirlerde fikri bu. Kafirlerde yolu. Siz ondan kımıyorsunuz. Siz Şam'a karıyorsunuz. Kıyas battı mı? Gün bitti, yenge gün geldi. İslam bu. Kimi ki bunu kabul kılmasa kafir buladı. Kiskine mesele emez bu. Şunun için bir adam Şam vaktidir ki ufta vaktide oturup ertebilen kıladırken bir işi doğrusu da ertege ben falan yerine varamam dese ne doğru? Bu ne demezsin? Erte bilen dese caiz. Şam'da ki huftanda oturup erte bilen falan yerge barağı falan istiklemen dese doğru. Bu erte bilen. Ama ertege de işliği doğrumaz. Çünkü ertege de yani bir gün ötken de yani. Düşünüz mü? Çünkü ertege bu yani yok. Ertege kaçan buladı? Şam'dan kim buladı? Ha Şam'da oturursun mu? Yine bir mette Şam geladı. Kim ertege buladı? Erte bilen ertege değilim miydi? Bunga dikkat qilinglar. Bu masalan Qur'onga xilof qilgan bo'lib qolasiz. Shomdagi uftonda o'tirib olib, erta bilanda qasd qilasizda ertaga erta turib ketishim kerak. Ertaga falonchimdan ko'rishim kerak. Siz har birta gapingizda Qur'onga siyon qilyapsiz. Qur'onga xilof qilyapsiz. To'g'ri odamlar o'rganib qolganini tuzatinglar, odamlarda ilmda nima yo'q yapsiz? Ham o'zimizni ham odamlarda tuzatishlik uchun. İlim okusu yana cahillerde yoldan git olursak ne faydası var mı? Keçesi bilen kuyaj batışlığı bilen kün özgür yaptı. Çünkü köle bu sunu. Bizim Müslümanlar kayın hadi hükümetlerde yamalı. Bu hükümetler kafir hükümetler biz İslam'dan mankal yaptı falan İslam. Doğru hükümetler kafir hükümet. Ama asli ayıp sende. Müslümanlarda uzun da. Hükümet seni daim aldığında yürer miydi ki? Keçe gündüz aldığında yürer miydi ki? Sen uzun, bana bunu diye mühim mesele, Kur'an'da sabit bu yani. Keçe gündü özgürlük meselesi. Ve ertebilenini, kuftanda oturduğunuzda ertebilen sizi ertegemezliğini bilmesiz, itibar vermesiz. Doğru mu? Ya ki mesela hükümetli işlemiydiği adamlar, cümle gününü bayram kımıydı. Uz işi yok, bekar. Lakin cümle gününü tatil gün kımıydı. Peki bir Müslüman şirket açıptı, dükkan açıptı, fabrika kuruptu. Cuma gününü bayram kılmıyordu. Bunun hükümet mecbur kılgeni yok. Doğru, hükümet bazar gününü bayram kılışıya mecbur kıladı. Bazar günü tatil kılasan deydi. Bu aysın ki, maydı. Sizler mecbur kılgeniler için yakşembe günü, bazar günü adamlar işlemesin. Cuma günü Allah'ın hürmeti için işletmeyin ben. İşçiler cuma günü kitap olsun işlemesin. Dısını çıkanı. Diyel miydi ki o? Nerede közüge dolarlar görünüp giderdi. Ki dedi ki bu hükümetlerimiz kafir hükümet, biz ya dindi birime yaptı. Kolindeki ne kime yapsan ki sen? Kare? Haberin hem yok ki. Bundan ki bana etikaf meselesini zikir kılı yaptı. Etikaf ki tekişliği bugün nasıl var? Etikaf kaçan başlanıp kaçan biterdi. Diyen sorulgen şu cevap buladı. Etikafı kaçan başlayırsınız, kuyaş batışıdan aldın mescide kirişliğiniz gerek. Asırdan keyin, kuyaş batışıdan bir neçe dakika aldın kirvasız mescide, bunda sizi gününüz mükemmel bulup başlandı. Ama keç kaladın gelmesin, etikaftan keç kapsız. Kaçan çıkışız gerek, kün aylanıp, yine Şam bulsa, kuyaş batsa, bir günlük etikaf buldu. Yani bir günlük niyet kıyam bu siz, çıkıp geçsiz bu orada. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Sizler meclislerde etikaf halatlarınızda ayarlarınızda yakınlaşmayınlar. Karın yukarıda yakınlaştığı cimaya büyürüp tergip verdi. Yeniden et yaptık ki ama bazı halatlar var, cimakı meselerini yaptı.
Agar e'tikofda bo'lsalaringiz deyapti. E'tikof nima degani? Fiqhi kitoblarda mukammal o'qidilaringiz. Al-e'tikofu lubsun degani. Iqomat degani, qolmoq degani. 5 vaqt namoz o'qiladigan masjidda qolishlik erkaklarga. Ayollarga agar shunday masjidlardan bir tarafi sharoit qilib berilsa, ayollar o'shda qolsa bo'ladi. Bo'lmasa ayollar o'zini uyida bir xonasini ajratib e'tikofga o'tursa bo'laveradi. Lekin e'tikofga o'tursin. Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikofga o'tirishlik sunnati muakkanadir. Agar hamma tark qilsa, hamma gunohkor bo'ladi. Bir musulmon hech amal qilmasa gunohkor bo'ladi, fosiq bo'ladi. Ba'zan amal qiling. 20 kun e'tikofga o'tirishlik Ramazonda mustahabdir. Hali siz bir oy e'tikofda o'tiring, bo'laveradi. Ramazondan boshqa vaqtlarda ham e'tikofga o'tirsangiz bo'laveradi. Fiqhi kitoblarda e'tikofning masalalari ko'p. Fiqhi kitoblardan, darslardan murojaat qilib, mukammal o'rganinglar. E'tikof degani qolmoq degani, e'tikofdan maqsad insonni Allohga bog'lashlik, dinga bog'lashlik. Ja dunyoga bog'lanib ketmasin. Hamma narsa dunyo demasin. Hamma narsa menga bog'liq demasin. Men bo'lmasam do'konim to'xtab qoladi. Men bo'lmasam bola-chaqam och qoladi demasin. Hamma ish Alloh tarafidandir. E'tikof shuning uchun bo'ladi. Masjidlarda bo'ladi e'tikof. 5 vaqt namoz o'qilmaydigan yerlarda e'tikof bo'lmaydi. Chunki e'tikofning o'zi sunnat dedik. Jamoat esa jamoat bo'lib namoz o'qishlik vojib. Farz. Sunnatda deb vojib tark qilinmaydi. Ba'zi baxshilar, faolchilar insonlarni chillaga da'vat qilishadi, chilla 40 kun o'tirasan uyingdan chiqmasdan. Ya 3 kun o'tirasan, 7 kun o'tirasan, 21 kun o'tirasan. Ma'lum vaqtlarda aytadi, bular hammasi joiz emas. Bular harom. Jinlar, shaytonlarga aloqali amallar bo'lganligi uchun harom. Birinchidan, ikkinchidan sizni jamoatdan man qilyapti, shuning uchun harom. Va agar siz bir yerda o'tirmoqchi bo'lsangiz, shariatda buni go'zal surati bor. E'tikof deyiladi. Masjidda o'tiring. Uyingizda o'tirmaysiz, nima xotinmisiz siz, kampirmisiz? Nimaga uyga kirib o'tiribsiz? Hayz ko'rib qoldingizmi, nifos ko'rib qoldingizmi? Masjidga borib o'tiring. Erkak kishi masjidda o'tiradi. E'tikof masjidlarda bo'lishi kerak, 5 vaqt namoz. Shunasi bor. U chilla pilla degan narsalarga ishonmanglar. Bidiyat ular, xurofat, shirk kufrga olib boradigan narsalar. E'tikofdaliklarda vala tubashiruhunna yaqinlashmanglar dedi. E'tikofdagi odam jimo qilishligi joiz emas. E'tikofda o'tirgan joyida ham joiz emas, uyiga borib kelishligi ham joiz emas. E'tikofdagi odam ayolini o'pishligi ham durust emas, quchoqlashligi ham durust emas. Ayol ham shu unga bu muomalani qilishligi joiz emas. Qani Alloh taolo ba'zi yerda targ'ib beradi, ba'zi yerda man qilyapti. Shuni hamma narsani o'zini yeri bor, o'zini soati bor, o'zini vaqti bor. Jimoga targ'ib berdi deb e'tikofda ham jimoga nima qilmaylar? Yo'q. E'tikofda mamnu', joiz emas bu. Ammo e'tikofdaligingizda xotiningiz kelib sizni ziyorat qilishi mumkin. Payg'ambarimiz alayhissalom e'tikofdaligida ayollari kelib ziyorat qilardi. Sizga taom olib kelib berishi mumkin. Yoki siz ba'zan e'tikofdan tashqariga chiqsangiz bo'ladi, uyga borib kelsangiz. E'tikofdan tashqariga chiqishlik to'g'risida uzunli holatda chiqsa bo'laveradi, butun ulamo aytadi. Uzursiz holatda chiqsa, qisqa muddatga chiqsa bo'laveradi. Lekin masalan 2-3 soatlikka chiqishlikka ixtilof bor. Abu Yusuf imom Muhammad aytadiki, uzursiz holatda e'tikofdan bir inson 2-3 soat tashqariga chiqsa bo'laveradi deydi. E'tikofi buzilmaydi deydi. Bu masalani bilishlik kerak. Lekin bizning mullalarimiz dinni qiyin qilganligi uchun e'tikofga kirdingmi chiqmaysan. O'lasan, o'lsang o'lasan chiqmaysan e'tikofdan deydi. Keyin masalan ko'pchilik insonlar masalan e'tikofga kirib olgan qachon bitarkin men ya nimaga bunchalik ahmoqman? Qanday qilib og'zimdan chiqib ketdi 5 kun e'tikof? Qanday qilib 10 kun duvordina? Hech o'ylamasdan gapirib yuboribdan deb masjid ichida aylanib yurardi. Nimaga bu tashqariga chiqqim kelyapti? Insonman, siqilib ketdim. Bor edi desam, kofir bo'lishdan qo'rqyapman. Bor edi desam, nafsim ko'tarmayapti deydi. Chidalmay qolyapman deydi. Masjiddagilar, mullalar ko'zimga yomon ko'rinib ketyapti deydi.
Biz dediğimiz ki şunusu doğru oldu. Gözünge ama körüngene doğru. Çünkü dini ne doğru şunları yaptılar senge. Abi Üstün İmam Muhammed de yaptı ki özürsüz halette 2 saat 3 saat ke taşkarı yaşısı bulunan de yaptı. Abu Hanife dedi ki 1 saat ke izin verildi İmam Azam. 1 saat ke. Mullalar 1 dakika ke izin vermedi. Yine Hanafimiz diyeceğiz. Şeriat şunu öyle çünkü insanımız. Zerikişimiz, sıkılışımız mümkün. Çıkayım maçtan taşkarıya ne çıksız? Şeriat dedi ki maçta 2 bu opsiyon agen taşkarıya çıkmıyorsan mı? Kanak adamsan taşkarı undek bundek. Diyor adı. Bu adamı taşkarıya bir çıkarmasız tinçi miydi bu? Taşkarıya bir çıksa karası eski asman, eski yer, eski mahalle, eski üyler, eski adamlar. Hiç kendi özgürlüsü yok. Ha, de yine kayıt kırp git orası. Bahsede yani sıkılmıyordu, maçta içi de aylanıp yürümüyordu. Af, uf demiyordu yani. Hatacan oturadı. İslam'da himmeti var. Şimdi bir özür bozuyor ki hizmet tutkası çıkıp geçsiz bulurdu. İbn Abbas etkafta oturuyordu. Bir adam kelip etti ki biz bir adamla ortamızı ihtilaf çıkıp kaldı. Ortamızı silah kılışın, buluşunu halim ben. Umlan cancan kılıştı haklamayım ben. Yaşı insanıdır. Lekin biz ortamızda her kim düşermeydi. Avrolu adam kirip bizi ortamızda silah kılış gerek. Degen de İbn-i Abbas etti ki men kireyim mi ortalarız dedi. Men bari nasihat kireyim mi degen de siz borsiz cüde yaşı bular diyor. İtikafta siz ki o dedi. Şunda İbn-i Abbas etti ki bir müminde ortasını silah kılış diye itikaftan abzal dediler. Hadis var. Şu hadisi zikir kıldılar da umlan birge çıkıp gittiler. Karim. İki de müminde ortasında ıslah kılıçlı güçün çıksız bulu yaptı. Peki başka bir mühim mesele var, onun güçün çıksız buladı. Şimdi o dükkanı hadip kirip çıkıp yürür müyüz? Maçıda üyüde kıvamayın. İslam'da mükemmelliği. Bazen şöyle çıksız bulurdu. Bazen mücahitler soruyordu. Biz etikafta oturamız, bizge ribat vakti gibi kaladı, saati doğru gibi kaladı. Ne makilelik? Çıksın bulurdu. Doğru mu? Çıkıp mesela bir saat mi, iki saat mi, üç saat mi? Ama kündü yarımadan aşıp gitmesin. 20 saat ribatta dursa, ya ki 15 saat ribatta dursa, onda etikafta manası kalmaydı. Etikaf, maçta durup ribatta dursa, yine en bu miydi? Şunun için o vakitte işte cemaat, amirler, etikafta zarar kımediye akıllı, vakit acilatsın, mesela 4 saatten akıllı, 3 saatten akıllı. Şimdi almaşıp durursun, hem etikaf buladı, hem ribat buladı. Hem paylaşılık buladı. Şimdi bir adam etse ki, ben etikafda yaşı göremem, ciddi güzel amelde ama ben katta tacirim ben, fabrikem var, savutlarım var. Bu ne buladı o? Ben 10 gün etikafı gidip gitsem. İşçiler Süleyman ölüp, devler kutulup dedi kendik, fabrikanı darbat kılışladı. Mesela İslam etedi ki, yolu asan, etikafda kirgen adam. Aslında maçta dünyavi nesane yapılış caizmez. Maçta ticaret kılışlık caizmez. Lekin etikafga kirganingizda shariat sizga izn beradi. Etikafdaligingizda masjidda o'tirib tijorat qilsangiz bo'laveradi. Ba'zan u ham. Ba'zan mesela telefonda gaplashyapsiz. Yoki masalan o'sha fabrikani direktorisiz, fabrikani kattasisimisiz? Shu fabrikadagi o'rinbosarlaringiz, yordamchilaringiz yoki muhosabachilar yoki boshqalarni chaqirib, ishlar qanday ketyapti, yaxshimi deb surishtirib, so'rab surishtirib, shu ishlarni qilsangiz bo'laveradi. Ama bularken de maçta çekesek bir katta stol, anadigan kursi deyip ki olup, telefonları, kompüterleri koyup olup, maçta oturup fabrikanı başkalmıyız elbette. Bazen başkarsız, haberlersiz, ticaretçisiz bulurad. Tilke hududullah, şular Allah'ın hadleridir, Allah'ın çekereleridir, Allah'ın koyugan çizikleri. Fela takrabuha bu çekerelerge yakınlaşmıyorlar. Allah Teala izin bergan narsani qilinglar, izin bermagan narsaga bormanglar, qani yaqinlashmanglar. Endi bu yaqinlashmanglar deyapti, chunki e'tikoftalikda jimodan man qildi-ku. E'tikoftaliklarga bormanglar dedi. Halol narsani, muboh narsani man qildi Alloh Taala. Meni bu chegaram deyapti. Sizlar aytmanglar bu jimo halol edi-ku, o'zimni xotinim-ku demanglar. Joiz emas. Allohning haddidir, yaqinlashmanglar deyapti. Endi halol narsani Alloh taolo man qilib turib, yaqinlashmanglar deb turgan bo'lsa, haromga nima deysiz endi? Tushunyapsizmi? Alloh taolo sizni xotiningizni sizga man qilyapti. E'tikoftaligingda xotiningga yaqinlashma deyapti. Va bu meni haddim bu deyapti. Meni chegaram deyapti. Yaqinlashma deyapti.
Endi zinoga nima deysiz endi? Bir inson qanday qilib begona erkak bilan zino qilishi mumkin? U ham had. Ertaga ham Allohning haddi bor-da, unga yaqinlashish mumkin emas. O'g'irlik, odam o'ldirish, yolg'on, tuhmat bularga yaqinlashligi hech mumkin emas. Halol narsani man qilyapti Alloh taolo vaqtinchalikka, shunga yaqinlashmagandan keyin boshqalarga hech yaqinlashligingiz mumkin emas. Allohning g'azabiga qolasiz, Allohning la'natiga qolasiz. Dunyo oxiratda xor bo'lasiz. Haddimizni oshmasligimiz kerak. Mana yuqorida shuncha ne'matlarni berdi Alloh taolo. Imkoniyat ko'p. Juda ko'p imkoniyat bergan, ba'zi yerda man qilgan. Tushundingizmi? Ramazonda kechalari jumo qilishlikka izn berdi, targ'ib berdi, amr qildi. Faqatgina e'tikofda man qildi xolos-ku. Kazalika yubayyinullohu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shunday qilib Alloh taolo insonlarga oyatlarni bayon qiladiki, shoyatki taqvo qilsalar deb. Ko'rdingmi? Mana qanday hozir bayon qilinib turgan bo'lsa, Alloh taolo bayon qilyapti o'zining oyatlarini, mo'jizalarini, ahkomlarini. Dinini bayon qilyapti. Linnas, ya'ni butun insonlarga. Ya'ni bu masalalarni sizlar avvalo islom ahliga yetkazinglar, keyin kofirlarga ham yetkazinglar. Bizda shunday go'zal holatlar bor, go'zal hukmlar bor, go'zal hayot bor. La'allahum yattaqun, shoyatki taqvo qilsalar. Da ikkita tafsir bor, biri xususiy, shoyat shu masalalarda taqvo qilsalar. Shu roza, e'tikof, bu masalalarda taqvo qilsa, ikkinchisi mutlaqo butun diniy masalalarda taqvo qilsa. Taqvoni masalasi o'tgan darslarda ko'p keldi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni va dunyodagi butun mu'minlarni la'allahum yattaqunga amal qiladigan taqvo dolardan qilsin.